Sabah Saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve değerli katılımcılar. Birinci Uluslararası Protez Ortez Öğrenci Kongresi'nin ikinci gününe hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak, model olarak protez ve ortezde ekip çalışması ve protez ortez eğitiminde iletişim konulu oturuma başkanlık yapmak üzere Profesör Doktor Tarık Yazar'ı davet ediyorum. Söz sizde hocam. Merhaba. Herkese merhaba bir kez daha. Ben birini, başta Serap Hoca olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ederim. Böyle şeyler son derece zordur. Hele böyle bir dönemde, pandemi şartlarında hazırlanmışsınız. Ne güzel konuklar var yurt dışından da. 8 farklı bayrak görüyorum. Tebrik ediyorum. Serap Hoca gerçekten öyle minyon yapılı ama içinde de bir reaktör var. Böyle çalışkan. Onu da tanıdığım için çok mutlu oldum. Şimdi panelimizin ilk bölümünde Sayın Şeyhin Kutlay hocamızın bir konuşması var. Daha sonra Hacettepe'den Enver Güven öğretim görevlimiz var. Sevgili, onu da yeni tanıdık. Onun bir konuşması olacak. Daha sonra bir makine mühendisi konuşacak. Çok hoşuma gitti bu durum. Daha sonra da benim meslektaşım, arkadaşım Abdullah Hoca konuşacak. Ve sonra da öğrencilerimize açık bir tartışma, sorular sorma bölümü vaktimiz kalırsa yapalım diye düşünüyorum. Emeği geçen herkesi gönülden kutladıktan sonra değerli Şeyim Hocama sözü vermek istiyorum. Slaytları var sanıyorum Şeyim Hocamın, 16 tane. Onları teknik olarak görebilecek miyiz? Yunus, bu konuda ne diyorsun bilmiyorum ama Şeyim Hocam, siz denediniz mi? Çalışıyor mu sizde? Herhalde çalışacak diye düşünüyorum. Tamam. Evet, görülebiliyor mu? Herhalde Tamam. görülüyor. Evet. Tamam. Herkese günaydın. Birinci Uluslararası Protez Ortez Öğrencileri Kongresi'ne hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Gönül isterdi ki bu dünyanın birçok yerinden arkadaşları Türkiye'de ağırlayabilelim ve bunu yüz yüze yapalım. Ama ilki böyle oldu. İnşallah ikincisini çok daha iyi koşullarda tekrar sizleri ülkemizde misafir etmek isteriz. Öncelikle davetleri için Serap Hoca'ya ve organizasyonda yer alan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime. Ben kongre dili İngilizce olduğu için slaytlarımı İngilizce hazırladım. Çevirmenlere de kolaylık olması açısından. Pardon, slaytları ilerletmekle ilgili bir sorun var. Evet, konuşmamın içeriği biz ekip çalışmasından, sağlık alanında ekip çalışmasından ne anlıyoruz? Ve etkili bir ekip yaklaşımı için nelere ihtiyacımız var? Ve ekip iletişimini artırmak için neler yapabiliriz? Ve sözlerimi son olarak da ISPO'nun eğitim standartlarında sizler için, öğrenciler yani ortez protez uzmanları için hazırlanan eğitim standartlarındaki iletişim becerileriyle sonlandırmak istiyorum. Şimdi ben bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimiyim ve bizler kendi alanımızda işimizi bu ekip yaklaşımı ile yürütüyoruz. Genel anlamda ekibimiz kimlerden oluşuyor? Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi, rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, iş uğraşı terapisti, ortez ve protez uzmanları,
konuşma dil terapisti, klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, fizyoterapi teknikerleri ve tabii ki yine ekibimizin ayrılmaz parçası diğer konsultan uzman hekimler ve belki de bu ekibin ortada çekirdeğinde yer alan tabii ki hasta ve hasta yakınlarından oluşuyor. Peki biz ekibi nasıl tanımlayabiliriz? Ekip aslında ortak bir amaca ulaşmak için birlikte çalışan ve birbirlerini tamamlayıcı becerilere sahip ve ortaya yapılan işten ortaya çıkacak performans sonuçlarından da karşılıklı olarak sorumlu olan bir grup insanı tanımlıyoruz. En az iki kişi gerekiyor bu ekip yaklaşımı için, iki veya daha fazla ve tabii ki bu iki kişi ya da daha fazla kişiler ortak bir etkileşim ve iletişim alanına giriyorlar ve böylece bir yapı oluşturarak ortak bir hedef belirliyorlar. Dolayısıyla bu ekip çalışması aslında son derece dinamik ve karşılıklı etkileşimler gerektiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi özellikle son 20 yılda sağlık sistemindeki sağlık sistemi oldukça kompleks bir hale geldi ve sağlık hizmetleri de tabii ki sağlık alanının farklı profesyonellerinin birlikte çalıştığı bir ekip yaklaşımını gerektiriyor ki zaten Serap Hoca'nın da bu kongrede böyle bir sabah oturumunda buna yer vermesinin nedeni de bu zaten. Peki sağlık alanında hepimizin, tüm profesyonellerin istediğimiz amaca ulaşması için neye ihtiyacımız var? Bir kere etkili bir işbirliğine ve iletişime ihtiyacımız var. Çünkü hepimiz farklı disiplinlerden geliyoruz. Farklı disiplinlerden geldiğimiz için de meslek anlamında farklı özelliklerimiz var. O zaman bir arada bir uyum içerisinde belirli bir harmonizasyonda çalışabilmek için karşılıklı olarak birbirimizi anlamamız gerekiyor. Eğer ekip yaklaşımında bunu başaramazsak bu ne olarak karşımıza çıkıyor? Bir kere hastalarımıza ya da bizden hizmet bekleyen kişilere yeterli kadar hizmet veremiyoruz. Kendi aramızda stres yaratıyor ve tabii ki verimsizlik olarak ortaya çıkıyor. İşte bu nedenle tüm dünyada bu ekip yaklaşımıyla ilgili neler yapılması gerektiği son derece önemli olarak yer buluyor. Peki ekip üyeleri olarak bir takım şeyleri öğrenmemiz gerekiyor, bir takım skill'leri öğrenmemiz gerekiyor. Nedir bunlar diye soracak olursanız, şimdi bir kere birlikte çalışabilmeliyiz. Burada birbirimizle anlamlı ilişkiler kurabilmeliyiz ve birlikte karar alabilmeliyiz. Şöyle ki, şimdi bazen ekipteki profesyonellerden biri ya da birkaçının farklı rolleri olabilir. Bazı ekip elemanları iletişime açık olabilir, bazıları daha baskın rollerde olabilir. İşte bunları hep dengelemek ve ilişki içerisinde olmak gerekiyor. Ekip yaklaşımındaki bu ekip ve iletişimi aslında üç ana kategoride inceleyebiliriz. Bir tanesi eğitimsel, bir tanesi psikolojik ve bir tanesi de organizasyonel, yani çalıştığımız yerlerin buna göre adapte edilmesi ya da özellikleriyle ilgili. Şimdi etkili bir ekibin 5 tane önemli özelliği var. Nedir onlar diye soracak olursanız, bir kere ekip liderinin
özellikleri son derece önemli. Buradaki liderlik, ekip liderliği dediğimiz zaman kastettiğimiz şey baskıcı bir liderlikten bahsetmiyoruz aslında. Etkili ekip liderliği dediğimiz zaman tüm profesyonellere eşit yaklaşımda bulunan, herkesin kendisini ortaya koymasına olanak tanıyan demokratik bir kişiden bahsediyoruz aslında. Bu uyumda son derece önemli. Gerektiği zaman ekip içerisindeki çatışmaları çözebilen özellikleri olması gerekiyor ve bunun içinde ekip liderinin de tabii ki eğitimini tamamlaması gerekiyor. Onun dışında etkili ekip özellikleri dediğimiz zaman ekibin belirli bir oryantasyonu olmalı. Yani ne yapacağız, neyi nasıl yapacağız, ortak bir hedef belirleyeceğiz ve bunlarla ilgili fikir birliğine varacağız ve bu hedeflerimizi tabii ki bir takım backuplarımız olacak ve gerektiği yerlerde işte karşılıklı olarak birbirimizin fikirlerine saygı duyup bazen kendi fikirlerimizden de vazgeçebilecek durumda tabii ki olmalıyız. Ne gerekiyor peki ekipte? En önemli şey her zaman karşımızdaki kişiye saygı duymalıyız ve karşımızdaki kişinin kendi disipliniyle ilgili bilgisine önem vermeliyiz. Bunu da neyle yapıyoruz? Tabii ki bu iletişim becerileriyle yapıyoruz. Çağımız aslında bir iletişim çağı ve bunları yaparken de tabii ki ortak bir mental modelde birleşmemiz gerekiyor. Yani kısaca bu aslında dünyada şöyle tanımlanıyor. Biz sağlık profesyonelleri olarak aslında hepimiz aynı sayfada bulunuyoruz. Aynı sayfanın, beyaz sayfanın birer bileşenleriyiz. Dolayısıyla çalışmamız bu şekilde. Şimdi biraz önce söz etmiştim, bir takım faktörler var, eğitimsel, psikolojik ve organizasyonel faktörler diye. Şimdi eğitimsel faktörler, özellikle bugün katılımcılarımızın ortez ve protez öğrencileri olduğu düşünülecek olursa, aslında hepimizin eğitimlerinde farklı programlarımız var, farklı içerikler var ve bilgi aktarımında farklı bir takım yöntemlerimiz var. Ama herhalde eğitim modellerinde, yani şunu demek istiyorum, biz mesela tıp fakültesi öğrencilerine ya da siz ortez protez öğrencilerine eğitim verirken bu sağlık profesyonellerinin hepsinin aslında rollerinin ne olduğu ve sağlık hizmeti verirken karşılıklı etkileşimlerimizin ne olduğunu eğitimlerimizde vermeliyiz. Ancak tabii günlük yaşama çıktığımız zaman hepimizin çok yoğun çalışma saatleri oluyor ve dolayısıyla bazen karşılıklı olarak bu farklı disiplinlerin özelliklerini bazen göz ardı edebiliyoruz. Peki psikolojik faktörler nedir diye soracak olursanız, burada da şu tür durumlar söz konusu. Bazen aynı meslek grubu insanlar böyle bir araya gelip birliktelik yaratıyorlar. Yani buna bir tribal fenomen diye ifade edilebilir. Yani bir küçük böyle bir topluluk haline ve diğerlerini dışarıda bırakma duygusu olabilir. Buna da çok aslında izin vermemek lazım. Etkileşimlere açık olmamız lazım ve herkesin beklentilerini tabii ki karşılayabilmemiz lazım. Onun dışında organizasyonel faktörler dediğimiz zaman buradan da şunu anlıyoruz aslında. Şimdi bir ekip çalışmasını bir arada yürütebilmek için çalıştığımız sağlık merkezlerinin mimari yapılarının
bir takım özelliklerinin olması gerekir. Yani bizleri bir araya getirebilmeli, işlerimizi yapabilecek bir takım organizasyonların olması gerekir. Buradan mesela kendimizle ilgili şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ortez protez fakültemiz var ama gönül istiyor ki mesela sizlerin bizim klinikte bir yerinizin olmasını mesela ben kendi adıma arzu ediyorum. Ve böylece bu işte ortez yapımı, protez yapımı, hasta değerlendiriminde karşılıklı olarak iletişime geçebilmeliyiz. Biz ne istiyoruz? Sizin bize önerileriniz yapılabilir, yapılamazlık. Yani bu organizasyonel faktörler aslında son derece önemli. Ve kendi aramızda nasıl iletişime geçeceğimizi de karar vermeliyiz. Biz şu anda daha çok neyi tercih ediyoruz? İşte ya bir kağıda ne istediğimizi yazarak sizlere gönderme şeklinde bir iletişimi benimsiyoruz ama bu yeterli değil tabii ki. Şöyle örnek vereyim mesela. Dün danışılan bir protez için Serap Hoca'ya bir yazı yazdık yapılacak protezle ilgili olarak. Ama halbuki birlikte onu görebileceğimiz bir alan olsa çıktı son derece daha iyi olacaktır. Ama günümüz pandemi koşullarında bir şeyi öğrendik. O da nedir? Alanımızda telemedisini çok daha etkin kullanabiliriz. Belki bundan sonra işte bu organizasyonel faktörleri düşündüğümüzde bu işte bugün bu kongreyi yaptığımız şekilde hasta değerlendiriminde kendi aramızda bu tür iletişim yöntemlerini de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Biz bu iletişimi verdiğimiz hizmeti geliştirmek için artırmak durumundayız ve bu bariyerleri geçmek durumundayız. Bu Veller'in bir makalesi var ve çok güzel bir makale. Bu bariyerleri geçmek için ekip elemanlarına önerdiği bir takım aksiyonlar var. Onlar da neler? Bir kere etkili iletişim stratejilerini öğretmemiz gerekiyor. Hem öğrenciden başlayarak ondan sonra da meslek içi eğitimin de süregen olduğu düşünülürse bunu öğretmemiz gerekiyor. Ekip olarak birlikte çalışmayı öğrenmemiz lazım. Birbirimizi stimüle etmemiz lazım. Ama ekip rollerimizi de belirlememiz lazım. Kim neden sorumlu olacak? Ve demokratik bir ekip yaratmalıyız, ekip çalışması yaratmalıyız. Protokollerimiz ve tabii ki prosedürlerimiz olmalı ve bu protokoller çerçevesinde çalışmalıyız. Ve yeni bir iletişim, yani sağlık alanındaki, kendi aramızdaki iletişim kültürünü de tabii ki yaratmalıyız. Bu komünikasyonu artırmak için tanımlanmış çeşitli araçlar var. İşte step back, closed loop communication gibi. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Ama birbirimizi stimüle etmeliyiz, sorumluluklarımızı bilmeliyiz. Karşı taraf ne hissediyor, ne düşünüyor, ben ne düşünüyorum, ben dilini kullanarak birbirimize bunları ifade edebilmeliyiz ve tüm ekip elemanlarını işin içine dahil edebilmeliyiz. İşte son olarak şunu demek istiyorum. Bu modern yaklaşımı aslında sizlerin uluslararası derneğinizde, yani International Society for Prosthetics and Orthotics'te eğitim standartlarında bu alana bir başlık açmış ve ortez ve protez öğrencilerinin eğitimleri sırasındaki iletişim becerilerini, yani minimum standartlarını belirleyecek şekilde bunları ifade etmiş. Bence çok önemli. Onun için eğitimde mutlaka iletişim becerileriyle ilgili eğitimlerinde tabii ki yer alması gerekiyor. Sizlere şöyle önerileri var. Hani burada bunları tek tek üstünden geçmek istemiyorum ama bir kere fikirlerinizi ve düşüncelerinizi
etkin ve yeterli şekilde ifade etme becerisini kazanmanız gerekiyor eğitimleriniz sırasında. Doğru dokümantasyon yapabilmelisiniz. Aktif dinleme ve uygun non-verbal iletişim tekniklerini de öğrenmeniz gerekiyor. Bu konudaki teknolojiyi düzgün olarak kullanabilmelisiniz. Verileri depolayabilmelisiniz ve karşı tarafa tabii ki bunları aktarabilmelisiniz. Ve ortez ve protez profesyonelleri olarak sağlık alanında diğer sağlık profesyonellerinin rollerini bileceksiniz. Onlarla etkin iletişime geçeceksiniz ve kendi grup rollerinize tabii ki sahip olacaksınız diyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Biz Ankara Tıp FTR ailesi olarak aslında son derece mutlu bir ekibiz ve böyle çalışmaktan da son derece mutlu olarak çalışıyoruz. Bu konuşmayı hazırlarken çok kısa şundan da bahsederek bitirmek istiyorum. Bir ortez uzmanının şöyle bir yazısı vardı. Diyor ki ortez ve protez uzmanları olarak en kolay iletişim kurulacak meslek grubu aslında FTR hekimleridir. Onlarla daha uzun konuşabilirsiniz ama ortopedistlerin her zaman işi vardır. Ameliyatta bekleniyorlardır. Dolayısıyla ben ne istediğimi yazdım, gönderdim. Uzun toplantılardan çok hoşlanmazlar. Onun için onlarla da onlara göre etkili iletişim tekniklerini bulmak gerekir diye böyle bir anekdotal durum vardı. Bunu da hazır aramızda çok sevdiğimiz, her zaman birlikte çalışmaktan keyif aldığımız ortopedist hocalarımız ve arkadaşlarımızla da paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şeyim hocam, fevkalade güzel bir konuşma yaptınız. Çok teşekkür ederim. Hepimiz adına çok teşekkür ederim. Gerçekten öğrendim ben bir sürü şey. Eksik olmayın. Ama zaman için değerli konuşmacı arkadaşlarımdan ricam. Şimdi biz 6'şar dakikayı geçmemeliyiz. Süremizi eşitçe paylaştırmak istiyorum. Müsaade ederseniz zaman gittiğinde ben böyle yapacağım. Buna kimse kırılmasın, başka çare yok ya. Yani. Ama şeyim hocam, laf demiyorum yani. Çok güzel. Keşke bir saat konuşsaydınız, bir ders anlatsaydınız da Abdullah'la ben de gelseydik, çok da güzel olurdu. İnşallah öyle bir şey de olabilir. Varlığınız, gölgeniz bile kıymetli. Çok sağ olun. Şimdi sevgili Enver Güven'in konuşmasına geçelim müsaadenizle. Hacettepe kökenli ama Serap hocamız artık Ankara Üniversitesi'li olduğunu ilan etti. Çok da güzel oldu. Şimdi sevgili Enver hocam, siz konuşmanıza başlayınız. 6 dakikayı lütfen geçmeyin. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Sizin de dediğiniz gibi Hacettepe Fizyoterapi Rehabilitasyon mezunuyum, 2008 mezunuyum. Sonrasında yaklaşık 7 yılı hatta doldurmak üzereyiz. Ankara Üniversitesi'ndeyim. Protez ortez alanındayım. Buraya ilk geldiğimizde bir 3 yıllık Human Study eğitiminin arkasından bir board sınavıyla birlikte ISPO'nun sertifikasını da aldık. Ben aslında hem bu alanın içinden biri olarak hem de fizyoterapi tarafını bilen biri olarak buradayım ama bugün biraz daha bu konuyu biraz fizyoterapist gözünden sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şöyle bir sunu akışına bakacak olursak, ilk etapta hani öğrencilerimizin de konuyu bilmesi bakımından fizyoterapi nedir, fizyoterapinin disiplinlerinden böyle hızlıca bahsetmeye çalışacağım. Tarık hocam bize 6 dakika verdi ama yetiştirmek için elimizden geleni yapacağım. Takım çalışmasından ve eğitimde fizyoterapistin rolünden bahsetmeye çalışacağım. Alanın en büyük ve yetkin kuruluşu olan World Fizyoterapi tanımlamasında fizyoterapistler maksimum hareket ve fonksiyonu geliştiren, sürdüren, restore eden
profesyonellerdir diyor. Hareket ve fonksiyon, yaş, yaralanma, hastalık gibi durumlar karşısında etkilendiğinde de insan yaşamının herhangi bir döneminde hayatlarına girebilirler diyor. Aslında bu tanımlamalara baktığımız zaman bu alanda çalışan tüm disiplinleri de, burada çalışan bir ortopedist, nörolog, fiziksel tıp rehabilitasyonu uzman hekimi, bir prostetist, ortotist zaten bu alan başlıca çalışanlarından biri olarak bu tanımlamayı kısmen ya da çoğunlukla karşıladığını görüyoruz aslında baktığımız zaman. İnsanlara hem hayatlarının herhangi bir aşamasında girmeleri bakımından hem de hareket açıklığının restorasyonu ve onlara bağımsızlık ve fonksiyonellik kazandırması açısından. Günümüzde özelleşmek artık kaçınılmaz hale geldi. Fizyoterapinin disiplinlerine şöyle ana bilim dallarına baktığımız zaman ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, kardiyak, pulmoner, geriatrik rehabilitasyon gibi ve daha sayamadığımız ana bilim dallarının olduğunu biliyoruz. Bunların içerisinde protez-ortez rehabilitasyonunun bir özelliğinden bahsetmek isterim. Tüm bu saydığımız ana bilim dallarından hastaları bu alanda çalışan birey görebiliyor. Bu tüm bu alanlardan aslında hasta alabiliyor. Bu aslında bu bölümün, bu alanın, protez-ortez alanının hem çok geniş yelpazede hasta gördüğünün hem zenginliğinin hem de alanın bir zorluğu olarak, bir zorluğunun bir göstergesi olarak aslında karşımıza çıkıyor. Yine World Fizyoterapi'ye göre bakacak olduğumuz zaman tedavi yaklaşımlarında en büyük ve en önemli silahın terapötik egzersiz olduğunu görüyoruz. Burada koyuyla yazdıklarıma dikkat edecek olursanız, işte protez ve ortez yardım cihazlarının hastaya uygun olanının seçilmesi, uygulanması ve bu süreç içerisinde koordinasyon, iletişim ve dokümantasyon olduğunu görüyoruz. Bu özellikle koyu olarak yazdıklarımda bir fizyoterapistin ekip içerisindeki rolünü de tanımlıyor aslında. Çoğu zaman ama bunları yaparken sol taraftaki gibi tek ve basit bir yol karşımızda olmuyor. Genellikle komplike ve çok etkenli olarak süreç karşımıza çıkıyor. Bazen de hastalarımızın birden çok sorunları olabiliyor. Bu da işleri zorlaştıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların içerisinde ekip çalışması olduğu zaman, farklı disiplinler bir arada olduğu zaman koşulları tekrar gözden geçirip farklı bir açıdan bakmamızı sağlayabiliyor bu süreç bize. Ve yönümüzü tekrar farklı şekilde belki de çok daha doğru bir yola doğru götürmemize sebep oluyor. Bu çok sık gördüğümüz bir görsel aslında. Şeyim hocam da ekipte bulunanlardan bahsetti ama ben de kısaca şöyle bahsedecek olursam işte burada bir prostetist, ortotist, fizyoterapist, beslenme uzmanı, sosyal hizmet uzmanı gibi hastanın çevresinde bulunan sağlık profesyonellerini görüyoruz ve hastanın ailesini görüyoruz. Burada hepimizin odak noktası hastamız, hastalar. Ve hastanın sorumluluğunu beraberce alan bir sağlık profesyonelleri ve ailesinin olduğunu görüyoruz. Protez-ortez rehabilitasyonunda kişiselleştirilmiş hedefler ve bireye özel egzersiz programı temel stratejilerimiz arasındadır. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kişiselleştirilmiş ve bireye özel tanımlamaları gerçekten çok değerli. Çünkü her hastanın kendine özel koşulları var, kendine özel bir durumu var. Kas iskelet sistemi değerlendirmesi sonucunda belki kopyalı yapıştır, aynı olan iki hasta bile olsa bunların mutlaka çevresel faktörleri farklı olacaktır, yaşadıkları yerler farklı olacaktır. Bu yüzden her hastaya onun özelinde yaklaşmak çok önemli hale geliyor. Burada çok kısaca hem ekip içerisindekilerin birbirini tanıması bakımından hem de burada işte alanın en önemli silahı olan terapi bir kısmını burada görüyoruz. Birçok sistem üzerine yapılmış
Kanıta dayalı faydaları var. Artık dünyada bu egzersizin doğru şekilde yapıldığı zaman sağlığımız üzerine olumlu etkileri olduğu konusunda tüm dünyada da bir görüş birliği var. Çok hızlıca şuradan bahsedeyim. Quadriceps görüntüsünü görüyorsunuz. 74 yaşında yukarıda sedanter bir bireyin quadriceps görüntüsünde beyazla gördüğümüz adipoz dokunun fazlalığı dikkatimizi çekiyor. Kas dokusunun ne kadar atrofiye gittiğini ya da hacimsel olarak az olduğunu görüyoruz. Ama 70 yaşında başka bir bireyin, triatlet olan, sporcu olan bir bireyin kas dokusunun ne kadar farklı olduğunu görüyoruz. Buradan yola çıkarak, örnek olarak bir transfemoral ampute hasta üzerinden konuşacak olursak enerji ihtiyacının %100 olarak arttığını görüyoruz. Bu da aslında bir egzersizin endikasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bir örnek verecek olursak, bir amputasyonla ilgili örnek verecek olursak, bir model çizecek olursak, tabii travmatik amputasyonlar öncesinde çok fazla ekibin bir araya gelmesi mümkün olmayabiliyor ama planlı bir amputasyonda tüm sağlık profesyonelleri bir araya oturup cerrah dokunun iyileşmesi, cerrahinin tekniğiyle ilgili yol haritasını, buradaki hekim, fiziksel tıp rehabilitasyon hekimi süreçle ilgili medikal ve egzersizle ilgili yol haritasını, fizyoterapist yine kas iskelet değerlendirmesi sonucunda hastanın fonksiyonellik, günlük yaşam aktivitelerindeki süreçlerini değerlendirerek bir yol haritasını, bir prostatist, ortotist, hastanın soket, eklem, ayak seçimine kadar hastaya uygun olabilecekleri değerlendirerek bunlarla ilgili bir yol haritasını çizecek, ortaya koyması cerrahi öncesinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok hızlıca buradan bahsedeceğim. Fizyoterapi programında neler yapılıyor? İşte preprostatik dönemde ödem kontrolü, egzersiz, mobilizasyon, duyu restorasyonu gibi yöntemlere ek olarak prostatik dönemde bunlara ek olarak, bu saydığımız yöntemlere ek olarak yürüyüş bozukluklarının rehabilitasyon sürecini adaptasyonu olarak sayabiliriz. Peki biz eğitimde neler yapıyoruz'a gelecek olursak, her bir farklı meslek grubunun, her bir farklı disiplinin öğrencilere çok farklı bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum ve bunların öğrencilerle tanıtılmasının ve derslerde bir arada olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir hastanın, buraları çok hızlı geçmeye çalışacağım, kas iskelet sistemin değerlendirilmesinin öğrencilere ayrıntılı olarak gösterilmesi, işte bir palpasyon, anatomik noktaların, referans noktalarının gösterilmesi, bir fizyoterapistin ana alan konusu olarak düşünebiliriz. Ama bir üretimle ilgili, malzemeyle ilgili bir durum olduğunda da bunun biraz daha mühendislik alanına kabaca böyle ikiye demeyelim de örnekler üzerinden bu şekilde farklılığını söylemiş olalım. Bir hasta ayağa kalktığında, amputasyon örneğinden başladık, buradan gidiyorum. Bir hasta ayağa kalktığında, Şeyim Hocam'ın da dediği gibi, bütün profesyonellerin hastayı görmesi ve görüş bildirmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu sayede yürüyüş bozukluğu, cihazın uyumu gibi konularda çok hızlı çözümler üretilebileceğini düşünüyorum. Özellikle eğitimde öğrencilere protez orteze karar verirken kanıta dayalı bilgilerin esas yol gösterici olduğunu anlatıyoruz. Bunun yanında klinik deneyim, bireyin koşulları, çevresel faktörler gibi bu sürece, karar verme sürecinde mutlaka bunların da dahil edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Dikkat etmemiz gereken şeyler, etiyolojiyi bilmiyorsak, protez ortez kullanımı ile bulgular ortaya çıkıyor ya da artıyorsa, ani vücut ağırlığı değişimleri varsa, mevcut koşullarla uyumsuz bir ağrı varsa, zamanla artan hacim varsa, bunlarda mutlaka dikkat etmemiz gerektiğini söylüyoruz. Özellikle bu alanda çalışan birisi olarak ve fizyoterapist olarak şunu söylemek isterim. Hasta iletişimi gerçekten çok önemli. Bunları eğitimlerde öğrencilere ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Burada Sullivan'ın testini kısaca değinmek isterim.
Hastaya anlattıklarımızın hastaya nasıl geçtiğiyle ilgili çok güzel bir test aslında. Hastayla görüşmemiz sonucunda diyoruz ki eve gittiğiniz zaman ailenize bunu nasıl anlatırsınız? Benim söylediklerimizi ailenize nasıl aktarırsınız? Burada aslında hastanın aktardıkları bizim onun kafasının içerisindeki şekillendirdiklerimizi bize anlatıyor. Bu bakımdan da güzel bir test olduğunu düşünüyorum. Protez-ortez alanı multidisipliner bir alandır. Bu alanda çalışan profesyoneller mutlaka bu alanda özelleşmeli ve bu şekilde ilerlemelidir. Koordinasyon, yakın çalışma, iletişim kesinlikle çok önemlidir. Protez-ortez eğitiminde alanındaki tüm profesyoneller de öğrencilere mutlaka tanıtılmalıdır. Ve öğrenciler her bir ekip üyesinin görev, sorumluluk ve yetkilerini çok iyi bilmeleri gerekir. Bizler ekip içinde, yurt içinde ve yurt dışında birçok eğitim aldık, eğitim verdik. Bunları öğrenmeye hep birlikte devam ediyoruz. Sözlerime, eğer bir gün benim sözlerimle, sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bugünkü konuşmamı bitirmek istiyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, eksik olmayın. Çok güzel başladı, çok güzel bitti. Şimdi sevgili makine mühendisi arkadaşımızı dinleyeceğiz. Ali Koray Bey, söz sizin. Buyurun lütfen. Ama altyazı var. Şimdi aslında ben sunumuma çok farklı bir adımdan başlayacaktım. Serap Hoca'sından bahsedelim ya da işte ekip çalışması. Sesinizi az duyuyoruz. Sesim az mı geliyor? Şimdi nasıl hocam? Daha iyi. Multidisipliner ekip vesaire bundan konuşalım diye. Serap Hoca'ya daha önce plan yapmıştık ama şu anda şeyim hocam ve Enver hocam benim söyleyeceklerim oldu. Koray hocam sesi çok az geliyor. Çok da detaylı bir şekilde. Seste bir sıkıntı mı var? Hocam galiba bağlantı sorunu var. Bağlantı evet. Sorunundan mı? Şu an iyi mi hocam? Şu anda iyi. Evet. Evet. Tamam. Şimdi biz Serap Hoca'yla bu konuyu konuşmuştuk ama şeyden bahsedelim dedik. Peki biz de ekip çalışması yapıyoruz. Bu ekip çalışmalarının işte bir ortez protez perspektifinden bakarsak bu ekip çalışmalarına nasıl olur diye bir düşüncemiz vardı. Sonrasında işte Şeyim Hocam ve Enver Hocam bunları gayet güzel açıkladılar. Ekip nedir? Ekip nasıl çalışır? Ben de şundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz ve teşekkür ederim bu sunumda bize yer ayırdığınız için. Ekip bu mudur? Ben önce bunu sormak istiyorum. Yani beraber çalışmak. Resimdeki gibi durunca ekip mi olunuyor? Yani biz bir kişi iş yapıp diğer ekiplerin, yani mühendislikte böyle bir bakış açısı vardır genel olarak. Bir çalışma alanında genelde iş yapan kısım, işte en çok çalışan işçi kesimi ve daha sonrasında işte tekniker, teknisyen ve mühendis ekibi olarak mikrofon yer değiştirdi Ali gibi düşünürsek bu şekilde görülür. Ama ekip çalışmasında mikrofon sesim geliyor mu? Mikrofon yer değiştirince kaybediyoruz sesi. Hocam bağlantıyla ilgili bir problem var galiba ama şu an çözemeyeceğim galiba. Elimden geldiğince kısa bitireyim. Şimdi hani dedik ekip neden ekip çalışması? Hocam bunu açıkladı, gayet iyi açıkladı. Hızlı karar alma, hızlı hizmet sunumu, yaratıcılık, iş doyum, motivasyon ve mesleki bilgi kazanımı, verimlilik gibi ekip çalışmasının bize sağladığı artılar var. Ama peki biz bu ekip çalışması diyoruz ama çalıştığımız alan hangi ekip çeşidine giriyor? Yani multidisipliner mi, interdisipliner mi, transdisipliner mi? Ya da bunları
Bu söylenen terimlerin kelime anlamları nedir? Bunlar üzerinde ben biraz daha durmak istiyorum. İlk olarak transdisipliner ekipte disiplinler üstü demektir. Yani transdisipliner farklı alanlardan ortak bir amaç etrafında alanlara ait sınırları aşan yöntemlere dayalı bütünleşmiş çalışma şeklidir. Yani bir ürün ortaya çıkacaksa bütün disiplinler arası toplanan fikirler tek bir potada tek bir potadan geçerek en iyi fikir ortaya çıkar. Transdisipliner böyledir. Burada yakın işbirliği ve iletişim ortaklarının ana görevi olmak zorundadır. Bir diğer ekip çalışması şekli interdisipliner ekip çalışması. Bu da disiplinler arası demektir. Burada farklı alanlardan gelen profesyonellerin belirli bir amaç için ortak bir yöntemle çalışması söz konusudur. Bu yöntemin en önemli özelliği ekip bütün ekip birbiriyle bağlı çalışır ve tek bir yöntem olurlar. Yani bir nevi seri üretim gibi düşünebiliriz bunu. Seri üretim olduğu için de yüksek uyum vardır. Hizmet daha hızlı verilir. İşte etkileşim düzeyi yüksektir diyebiliriz. Yüksek bir bilgi ve beceri paylaşımı vardır. Olumsuz yönleri ise alana en yakın kişinin baskın olması ve ekibin uyumunu bulabilir olmasıdır. Daha önemlisi birçok alanı tek bir paydada birleştirmek de oldukça zordur. Eğer multidisipliner ekip, yani bizim alanımızla ilgili konuşmak istersek, multi çok anlamına gelir. Yani kelime ve terim anlamlarından bahsetmek istiyorum ilk başta. Ve sonrasında da birden fazla alandan profesyonelin ortak bir amacına olarak paralel biçimde bağımsız çalışması. Yani bağımsız çalışma olduğu için bizim protez ortez alanımız. Şu an iyiyim hocam. Tamam. Peki ne var bu çok disiplinli ekipte? Ortak bir amaç etrafında toplanmış eş güdüm ve sırayla bağımsız çalışan ekip profesyonelleri bulunmaktadır. Bu ekip çalışması şekli tam olarak bizim alanımızı karşılamaktadır. Peki neden? Şöyle ki ortez protez alanı hekimlerden başlar, devamında protez yapılacaksa cerrahlar devreye girer. Sonrasında alan profesyonelleri, teknikerler ve alan uzmanları, prostetist ortezistler vardır. Devamında eş güdüm içerisinde bağımsız bir şekilde çalışırlar. Buradaki amaç hastayı yeniden eski haline getirmektir. Ya da en işlevsel haline getirmektir diyebiliriz. Tabii bunun yanında multidisipliner ekip her zaman en iyisi değildir. Onun da artıları ve eksileri vardır. Meslekte özellik, çok boyutta hizmet sunma ve koordinalı çalışma artıları iken düşük iletişim ve etkileşim, ortak bir program olmayışı ve birbirleriyle çelişen uygulamaların olması negatif yönlerdir. Genel olarak ekip çalışması yaklaşımlarına bakıldığı zaman protez ortez alanına yine dediğimiz gibi multidisipliner bir alan diyebiliriz. Bunun yanında Türkiye'de bulunan farklı multidisipliner bölümlere de örnek verecek olursak biyomekanik alanı var. Bu alan içerisine ortopedi, biyometaller, materyaller, tıbbi biyoloji, fizik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, anatomi gibi alanlar giriyor. Sinir bilimleri var. Medikal fizik, medikal informatik, moleküler tıp, sağlıkta kalite ve hasta güvenliği gibi birçok multidisipliner bölüm bulunmaktadır. Saydığımız bu alanlar içerisinde bakılacak olursa görüldüğü gibi birçok disiplini tek bir alanda birleştiren bizim gibi protez ortez gibi bölümlerinde mevcut olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi bu multidisipliner alanların da şöyle bir özellikleri var. Yani bu alanlar kendi işlerinde bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Örneğin protez ortez alanının içerisinden mühendislik alanını çıkarırsanız sadece mühendislik diye düşünmeyelim bunu. Yani alt dallarıyla beraber malzeme mühendisliği de çıkması lazım. Aynı zamanda tasarım mühendisliği, aynı zamanda makine mühendisliği ve aynı zamanda biyomekanik mühendisliği ve hatta şu an gelişen teknolojiyle beraber yazılım mühendisliğini de alandan çıkartmış olursunuz. Yani bütün bu alanlar birbiriyle bağlı ve tek bir amaç için çalışıyor. Bu da sağlık alanında, yani protez ortez alanında en iyi çözüme ulaşmak için çalışıyor.
Peki şimdi diğer hocalarım da gayet güzel anlattı. Yani ekip iletişimi, ekipte nelerin olması gerektiğini, ekip tanımı. Tamam hocam. Kısa... Bitiyorum. Şöyle hızlı geçeyim. Yani bir orkestrada bir müzik dinlemek istediğiniz zaman bile bir ekibin farklı türde sanatçıların ve onların farklı türde olması tek bir senfoniyle yani tek bir yöneticiyle mükemmel hale geldiğini biliyoruz. O yüzden bizim alanımızda eğitim alan kişileri yukarıda saydığımız alanlardan ve diğer hocalarımın da söylediği bölümlerin hepsinden eğitim almak eğitim alması zorunlu. Yani bir yandan anatomi fizyoloji bilirken diğer taraftan da malzemeyi tanıması gerekiyor. Aynı zamanda 3D tasarım yapması gerekiyor. Bu da bizim alanımızın, ortez protez alanının ayrıca kendine has bir özelliğidir. Toparlayacak olursak, multidisipliner bir alan. Eğitimi ise çok yönlü bir eğitim ve kıymetli bir alandır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Galiba seste birkaç sorun oldu. Kusura bakmayın, tamamen elimden geldiğince hızlı bitirmeye çalıştım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Gerçekten konuşmalar yaratıcı. Kutluyorum, tebrik ediyorum. Kür dikkat dinliyorum vallahi. Şimdi sevgili Abdullah hocamız sıra. Abdullah'cığım buyur canım. Tabii 6 dakika. Tabii hocam. Günaydın sayın hocam. Daha yeni mikrofonum kapalı olduğu için herkese günaydın dedim ama sanıyorum sesin gitmedi. Yo, geliyor. Şu anda geliyordur hocam. Demin geliyor. İlk girdiğinde kapalıydı. Benim ismim Abdullah. Saygıdeğer Tarık hocamın ülkemizin birçok şehrine diktiği bayraklardan Ankara Üniversitesi'ndekini taşıyan kişiyim. Omurga cerrahisiyle uğraşıyorum. Aynı hocamın eskiden yaptığı gibi. Ben biraz bu konuda gitmeye çalışacağım. Çünkü hepimize aynı konu verilmiş. Aynı şeylerin üzerinden tekrar tekrar gitmek çok doğru değil ki şeyim hocam başlangıç konuşmasında çok detaylı bir şekilde takım çalışmasından bahsetti. Bir ortez protez uzmanının tanımı ne diye bakarsak hastayı değerlendirdikten sonra onun için gerekli ürünü üretip ve bunun hastaya tam bir şekilde uygunluğunu sağlayaraktan yapan sağlık profesyonelidir aslında. Peki ortez protez uzmanının görevleri nedir diye soracak olursak, kaybettiği fonksiyonu mümkün olduğunca yerine getirmek ya da daha fazla fonksiyonun kaybolmasına engel olmak. Örneğin radyal sinir palsil bir hastada radyal sinirin dönmesini beklediğimiz süreç içerisinde parmaklardaki kontraktörün gelişmesine engel olmak gibi. Ya da bir amputasyon yapılan bir hastanın yerine konulan bir protez ile mümkün olduğunca eski hayat fonksiyonlarını sürdürmesini sağlamak gibi. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu ilk başta hastayı değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendirmesi demiyorum fark ettiyseniz. Değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu işin her basamağında hekimin, ortopedist olabilir, fizik tedavi uzmanı olabilir ama mutlaka hekimle koordine bir şekilde çalışılması gerekiyor. Hastanın işte kas güçlerinin test edilmesi, sonra buna uygun bir tedavi planı yaratılması, sonra bu tedavi planı sonucunda ortaya çıkan ürünün değerlendirilmesi ve tasarlanması şeklinde özetleyebiliriz. Bunu da tabii ki bir takım olarak yapmamız gerekiyor. Aslında bir çalışma var, eski bir çalışma ama çok fazla sayıda insanın aslında ortez veya proteze özellikle Amerika'da baktığımızda yaklaşık 2 milyona yakın bir insanın ekstremitelerinde bir yokluk olduğu bilinmekte. Ya da işte yine 8 milyona yakın bir insanın da periferik arter hastalığına sahip olduğu ve olası protez ihtiyacının nedenli yüksek olduğunu görmekteyiz. Takım çalışmasından bahsediyoruz. İşte multidisipliner yaklaşımdan bahsediyoruz. Bu yaklaşımda mutlaka her kişi multidisipliner yaklaşımda kendisine ait hasta için faydalı görüşünü açık bir şekilde ifade etmelidir.
Ve herhangi bir problem çıktığında bu problemin gerek ortez protez uzmanına yakın bir problemse onun tarafından, gerek cerraha yakın bir problemse onun tarafından ya da fizik tedaviye yakın bir problemse onun tarafından hızlı bir şekilde çözülmesi gerekir. Aslında yapılan ortez ve protezler hastanın sadece fonksiyonel kapasitesini değil, belki de bir insanın işte hayatta tutunmasını sağlayan, ancak bizim dışarıdan göremediğimiz sosyal ve ruhsal fonksiyonlarına da hitap etmelidir. Birkaç görüş bildireceğim ve hızlı bir şekilde süreme uyaraktan bitireceğime inanıyorum sunumumu. Günümüzdeki ortez protez eğitimi ne aslında eleştiren bir yaklaşım buradaki slaytta. Laboratuvarlarda geçiyor ve işte teorik ve pratik yüklemeyle geçen bir iletişim oluyor. Ancak yine Şeyim Hoca'nın da bahsettiği gibi gerçek hasta üzerindeki eğitimleri son derece sınırlı. Daha iyi nasıl olabilir? Bence hocamın da dediği gibi hastanede bir yerleşkeleri olup, bir hastayı muayene edeceğimizde bizim yanımızda olup, bizim ihtiyaçlarımızı ona hasta üzerinden net bir şekilde aktarıp, onun da yapabileceği şeyleri veya yapamayacaklarını anlamamız gerekir. Biz günümüzde nasıl yapıyoruz? Yine hocam çok iyi ifade etti. Çok yoğun bir çalışma tempomuz var. Aslında bir hastaya ortez veya protez önerdiğimizde, ki ben dediğim gibi deformiteyle ilgileniyorum, bir skolyoz hastasının ortezi ilk defa, hele hele ilk defa önerdiğimizde, bizim o hastaya yaklaşık olarak yarım saat ile bir saat arasında etkin bir vakit ayırmamız gerekiyor. Ancak bu günümüz koşullarında kurumsal hastanelerde pek fazla mümkün değil. Hızlı bir şekilde aktarıyoruz. Yapacağımız işi ise normalde bizim ortez protez uzmanıyla ya yan yana ya bir araya gelip bak bunu buradan yapmamız, şuradan eğriliği çektirmemiz, şuradan sol omzu bu kadar yukarı kaldırmamız, gövde bu kadar kenarda bunu tekrar orta hatta almamız gerekir gibi önerilerimiz olması gerekirken 3-5 satır kağıda yazıp göndermeyi tercih ediyoruz. Ve sonrasında çıkan işte yanlış hatalı korseler ya da baskı noktalarının yanlış olması ya da yara çıkabilen çocuklarla daha fazla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bence, ya bilmiyorum nasıl geçerliliği olur mu ama özellikle onkolojik hastalarda yapılan periyodik konseyler vardır. Hastanemizde de yapılıyor. İşte çocuk hastalıklarıyla ayrı, işte erişkin hastalarla ayrı, ya bunu ameliyat edelim, ya bundan biyopsi alalım, buna radyoterapi verelim, buna kemoterapi verelim gibi. Bence biz de böyle bir konsey oluşturabiliriz. Bu konseyin içerisinde fizik tedavi uzmanı olur, ortopedist olur, nöroşirürjen olur, işte fizyoterapist olur ya da işte ortez protez uzmanı olur. Ve o hasta için orada uygun bir karar çıkarabiliriz. Bilmiyorum ne kadar yoğunlukta bir hasta olur ama ayda 30-40 hastayı tolere edebilecek şekilde birkaç saat içerisinde bir öneri olabilir. Sadece öneri hocam, yanlış anlaşılmasın. Neden bunları söylüyorum? Çünkü her hastaya aynı korse olmuyor. Bazı hastalara verdiğimiz korse sadece hastayı sıcak tutmaktan başka ya da dış etmenlerden korumaktan başka bir işe yaramıyor. Örneğin üst torasik bir eğriliği olan ya da servikotorasik bir skolyozu olan bir hastaya solda gördüğünüz Boston tipi bir korse verdiğinizde etkinliği son derece düşük oluyor. Bu şekilde yukarı, çünkü omuz kuşağını almadığı için etkinliği düşük oluyor. Bu şekildeki üst torasik ya da yukarı seviye eğriliklerde Milwaukee tipi her ne kadar çok günümüzde tercih edilmezse de mecbur kaldığımız şeyler olabiliyor. Ya da korse uyumu çok zayıf olan çocuklarda Charleston tipi gece korseleri kullanılabiliyor. Tabii bizim bunların hepsini, işte bazı çocukların maalesef psikiyatrik sorunları oluyor. Ya da biz bunu verdiğimizde psikolojik bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Çünkü uğraştığımız alan tam ergenlik çağındaki yeni girmiş hastalar olduğunu düşünürseniz ruhsal açıdan da çok değişken ruh yapılarına sahipler. Hatta belki bahsettiğim konseyin içerisine bir psikiyatri ekibini bile, psikiyatri ekibinden ya da psikolog ekibinden bile birisini kapsak hem çok güzel bir çalışma olur hem de hasta için çok daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Son slaytım. Örneğin böyle bir hastaya bir korse verildiğinde 40 derece olan eğriliğini korseye koyduğunuzda 50 dereceye çıkartabilirsiniz. Günümüzde profesyonel olmayan kişiler tarafından yapılan korselerle maalesef hala karşılaşabiliyoruz. Hastanın mevcut eğriliğini ya da sağlık fonksiyonunu daha kötüye götürebilirsiniz.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Abdullah Hocam. Çok sağ olun. 5 dakikamız var. Müsaade ederseniz ben bunun içerisinde bir dakikada çok hızlı bir şey anlatmak istiyorum. Ben rahmetli Güngör Sami Çakırgil Hoca sayesinde Zürih Üniversitesi'nde yeterince uzun bir süre kaldım. Üniversitede bir gün bir salonda bir adamla bir 5-6 yaşlarında kız çocuğunun voleybol oynadığını gördüm. Dedim bunlar ne yapıyorlar yani böyle niye burada voleybol oynuyorlar ki? Benim bakış şeklimden oradaki doktor bey buyurun gelin bakın dedi ne yapıyoruz. Yakından baktım çocuğa el protezi takılmıştı. Kas elektrikleriyle de çalışıyordu ve çocuk topa vururken makul el fonksiyonlarını yapıyordu. 95'te o zaman dedim ki vay canına ya yani bunlar niye İsviçre belli yani. Protez hakikaten fevkalade önemli bir konu. Çok çok önemli bir konu. Bu konuda emeği geçen başta Serap Hoca olmak üzere ben hepinizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten birlikten kuvvet doğar. Ona hiç şüphe yok. Hem fikirsel birlikten hem gönül birliğinden. Bunlar çok önemli konulardı. Şimdi ben de susayım. Öğrencilerimizden, katılımcılarımızdan katkısı olan, sorusu olan varsa lütfen söyleyin. Serap Hocam buyurun söz sizin. Değerli hocalarım, her birinize güzel konuşmanız için, Tarık Hocam oturum başkanlığınız için çok teşekkür ediyorum. Abdullah Hoca önemli bir noktaya değindi. Bizim de eğitimde bazen tıkandığımız noktaları oluşturan bir husus, model hasta. Yani öğrencilerimizin doğrudan ölçü alıp, zaten bizim alanımız custom made, yani prefabrik ortez ya da protezle sadece korektif boyutuyla, yani onun modifikasyonu boyutuyla ilgileniyoruz. Hastaya özel protez ve ortezi yapıyoruz. Tamamen ondan ölçü almamız lazım. Dolayısıyla belki bir parça geliştirmemiz gereken ve iyi bir noktaya getirmemiz gereken husus model hasta. Bu model hasta gerçek hasta. Sizlerin gönderdiği ortopedi ve travmatoloji anabilim dalımızın ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon anabilim dalımız tarafından gönderilen hastaları biz aldığımızda öğrencilerimizle hasta izin verdiği takdirde öğrencilerimizle birlikte alıyoruz. Ve öğrencilerimiz o günkü konu içerisinde o hastayı görüyorlar. Fakat yurt dışında Sandra Hoca da burada. Strathclyde Üniversitesi'nde olduğum dönemde, gerekse Latrobe Üniversitesi'nde, Salford'da aynı. Onların rutin bir model hasta box'ı var. Belki Sandra Hoca da şimdi konuşmaya girmek ister. O box'ın içindeki hastalar her dönem voluntary olarak bu işi yapıyorlar. Yani geliyorlar hasta üzerinde. Bizim öğrencilerimiz de sizler sayesinde ve vakalar sayesinde o günün ders konusuna göre veya o dönemin dersinde işlenecek konuya göre adapte oluyorlar ve bu şekilde derslerimiz yürüyor. Gelecekte tabii ki hedefimiz, onu biz de oluşturmaya çalışıyoruz. Gerek Şeyim Hoca'nın, gerekse Tarık Hoca'nın yani bahsettiği hususlar da bunlar. Yani işbirliği, bir arada olma ve bu box'ı, vaka box'ını öğrencilerimizin çok daha iyi yetişmesi için belki sağlama boyutu. Çok iyi olacak. Hocam söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hocalarımın sunumları için teşekkür ediyorum. Hocam sesim geliyor mu acaba? Yener? Evet. Geliyor. Hocam iki dakikanızı alacağım. Serap hocamın anlattığı gibi ben de Salford Üniversitesi 2002 mezunuyum. 4 yıllık lisans mezunuyum. Protez ortez bölümü. Gördüğümüz hastaların hepsi tamamen profesyonel hastalar. Yani profesyonel derken öğrenciyi yönlendirebilen hastalar. Bu gerçekten çok önemli. Yani hem öğrencinin yanlış yapmaması açısından, çünkü sürekli Serap Hoca'nın da bahsettiği gibi bunlar belli bir box'tan geldikleri için çok yardımcı oluyorlar öğrencilere de. Yani bu düzenin kurulması lazım kesinlikle. Çok önemli. En önemli şey. Eğitimin en önemli kısmı bence. Güzel. Çok güzel.
Bunları Serap Hoca uygun zamanda, uygun mekanda, uygun kişilere uygun bir şekilde anlatır. İnşallah. Şeyim Hoca'nın ortopediyle birlikte çalışma düşüncesi de çok kıymetli, çok doğru. Abdullah Hoca'nın söyledikleri de diğer arkadaşlarımızın da vallahi hepinizi tebrik ediyorum. Sandra Hanım'a bir şey sorabilir miyim? Sizin bu toplantıdaki etkilenmeniz nasıl oldu? What is your impression about this meeting? I think this meeting is absolutely important. I think it's like a catalyst for discussion, and I think that because we've all had to be teaching online, like I'm teaching online with the University of Pittsburgh, I'm doing some work with students at the University of Strathclyde, and also with a new project starting in Vietnam. We find it that we don't have the patient interaction, and it's much harder for us to convey our meanings, and for the students to really, they have to do more reading to be able to understand a concept. I agree very much with Serap about having the group of demonstration or professional patients, but that's quite hard to do as well. We struggled to ensure that we built up a database of people. So for each block, so for transtibial, we'd have so many patients, and enough patients to have one per two students, so that each student can get a cast and assess and fit and move on for each level. But we had to do that. We had to maintain a bit of clinical practice as lecturers, which was tough. And then the model changed a bit. So we worked, instead of having our own clinic, we changed the model at Strathclyde so that we engage more with the community in terms of private or health service clinics. And then we advertised in those clinics and asked our friends, our prosthetist orthotist friends, to put a poster in the fitting room saying we're looking for patients who have got time, who would like to come in. And so the patient, we needed a budget then to get patient expenses for their work to come in, and so that they could, but a lot of people, well, people with prosthesis or orthosis don't earn a living from our field. So taking time out of their life is quite hard. So we have to then consider that it was great in orthotics because there was quite a few older people and prosthetics who had recently retired, but were willing to give back into the, they wanted to help improve services by being a demonstration patient. And so hearing about patient experiences, also interprofessional learning, that was a fantastic speech. But if we have interprofessional learning, it's harder to do now online. So it kind of shows us that we need to go back to that. We need to try and build that within our courses. And so we have to find budget within the university for being able to do that somehow. So the students going into internship and the patients having one-to-one time with the students under supervision is really important. But this meeting today and this discussion is fantastic to try and really focus on that and then build on for the future how we can build our courses. I'm struggling to convey at the moment foot alignment. we found some resources about gait analysis and pathological gait online that we're making more use of. I think that the universities could maybe pool their resources and share a little bit more. And I know we were guilty. I was guilty when I was at the university. We weren't able to do that. But to be able to share more about learning resources for our students. So a fantastic discussion today. Thank you. Thank you. It is very kind of you. I think it's the critical area, and all for all the students or the new graduates, then having a willingness once you're in practice to welcome a new student along. The new students
And the new graduates will know how it feels to go into a new situation. And so being always welcome to having a student. I'm always happy to have a student. And I learn more every day I'm teaching because the students today have such a better education than I had. And I think it's fantastic that today's students know so much. I think you're amazing. It would be really good to help the students and help each other to gain more practice. But through demonstration is a really good idea. For example, I saw online on Facebook, actually, that school in Japan making a model of a transfemoral shape so that the students could practice casting. There's nice ideas out there, but we still need to have that eyes and hands on a model. And if the best situation would be to be able to practice safely with patients. But there's great innovations coming from all the schools on this, and we need to catch it and keep going. It's hard work, though, isn't it? Creating new resources. Başka bir katılım soru, öğrencilerimizden hiç soru gelmedi Serap Hocam. Neşit Can var yukarıda. Neşit Can, evet hocam. Bir sorumuz var, arkadaşlardan gelen bir sorumuz var. Hacı Gaffur Gülüş adında. Abdullah hocamıza bir soru sormuş. En son slaytta yanlış orta izleme örneği göstermişti Abdullah hocamız. Peki takım çalışmasında bu hatalar nasıl yapılıyor? Sizce kaynağı nedir? Bize tavsiyeleriniz var mıdır şeklinde bir soru sormuş. Evet. Yani o protez, mesela o ortez üzerinden konuşacak olursak, özellikle çektirme kullandığımız korselerde, yani eğriliğin apex'inden bir çektirme verelim ve bu eğriliği bir miktar daha düzelsin istediğimiz olgularda, özellikle alt torakalde kaburgaların daha aşağıya doğru eğimli olduğunu düşünürseniz, örneğin lomberde olan bir eğriliğe siz çektirme koyduğunuzda o 12 ve 11. kaburgalara tekabül edeceği için çektirmeniz aslında lomber eğriliğin üst end plate tarafına yakın tarafındaki, üst tarafına yakın taraftaki eğriliği daha da arttırabiliyor. Bu benim en sık gördüğüm hata bu çektirmelerden oluyor. Zaten uzun bir vakittir de çektirmeyi bırakmış durumdayım. Çünkü bir miktar azaltıyor gibi duruyor eğriliği, ancak eğriliğin üstündeki sekonder gelişen eğrilikleri daha da arttırabiliyor. Diğer bir sorun ise tamamıyla baskı noktalarının yanlış hesaplanması. Burada hastanın üzerinden genelde yapılan alçıyla alınan prova ölçümlerinde alçının ya yanlış konumlandırılması ya da ortezin imalat sırasında baskı noktalarının yanlış yerlere verilmesi. Çok tecrübesi olmayan ortez uzmanları genelde skolyoz sadece koronal plan deformitesi olarak düşündükleri için tam laterale vermeye çalışıyorlar baskı noktalarını. Ancak rotasyonel bozukluğu göz ardı etmiş oluyorlar. Burada dorsolateralde olması daha uygun oluyor. En sık karşılaştığımız problemler bunlar. Ancak bunların böyle hasta bazlı değil, temel bir eğitim şeması altında değerlendirilmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Teşekkür ederiz Abdullah Hocam. Son derece yerinde sözler. Doğru. O çektirmelerde hatalar olabiliyor. Bir de tam lateralden yapılan torakal kot kompresyonlarında ripampı arttırdığı beklenir de zaten. Ama maalesef bunu yapanlar da var. Hala var. Garip bir şekilde devam edecek herhalde. Herhalde 3 boyutlu bir hacimle düzeltmeye çalıştıklarını atlıyorlar herhalde. Bir düzlem gibi kabul ediyorlar. Ama bunları işte birlikte konuşmakta yarar var. Bu hataları yapmakta yarar var. Görerek bir maket üzerinde. Onları nasıl düzeltmemiz gerektiğini yaşayarak, yaparak orada öğrenmeye ihtiyaç var. Bunu çünkü anlatmak çok zor. Yani birlikte yapıp hataları, onlardan uzak durmaya çalışmak gerekir. Abdullah Hoca'ya son derece katılıyorum. Soru da güzeldi. Tebrik ediyorum soruyu soran. Hocam buyurun Şeyim Hocam. Ben de bu konuyla ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Özellikle bu kongre ortez ve protez öğrencilerinin kongresi olduğu için
Şöyle bir kavram var. Gölge eğitim dediğimiz bir kavram var aslında. Gölge eğitim dediğimiz zaman şunu kastediyoruz. Özellikle klinik eğitiminiz sırasında kliniklerde yaptığınız stajları sizin açınızdan çok daha üretken hale getirmeniz gerekiyor. Yani orada evet gölge eğitimde gözlemcilik son derece önemli ama gölgeden şunu kastediyoruz. Bu bizim tıpta usta çırak ilişkisi içerisinde her zaman olayın içinde olmak, hastayla nasıl iletişim kuruluyor, ekip birbiriyle nasıl anlaşıyor, bu hastaya neden bu yapıldı, şöyle yapılsaydı daha iyi olurdu, ben şimdi araya girip şunu söyleyebilir miyim, işte Abdullah'ın söylediği gibi buradan çektirme çok da doğru görünmüyor gibi yaklaşımları bu hastane staj eğitimleriniz sırasında mutlaka kazanmanız gerekiyor. Bence bu da hala daha eğitimimizin çok önemli bir parçası diye düşünüyorum. Bu tür becerileri bu ortamda, gerçek ortamda kazanacaksınız diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Öğrencilerimizden soru sormaya utanıyorlar veya korkuyorlar herhalde. Biz dersteyken çok daha rahat sorular soruyorlardı ve çok güzel sorular soruyorlardı. Serap Hocam, Kanada'da biyomekanik eğitimi almış bir misafir miydi? Birisi vardı derste. Kanada'da şöyle, Kanada'dan Edward Liemeyer Hoca açılışı yaptı. Kendisi biyomekani mühendisidir. Kanada'da eğitim almış değil de hocam, bir de İranlı olup yani İran'da protez ortez eğitimini ve master'ını tamamlamış. Bizde de bölümümüzde öğretim görevlisi olarak çalışan Ali Reza Vasefniya var. Ali Reza Vasefniya hoca tabii son 7 yıl ya da 10 yıldır Kanada'da bulunmuş olan ve orada protez ortezle uğraşan bir arkadaşımız. Toplantıda ise yönelteceğiniz soru varsa Kanada'yı o süreç içerisinde o da ifade edebilir. Hemen bakalım. Ali Reza Vasefniya Hoca, buradaysanız lütfen hocamızın. Ben şu an hocayı göremedim hocam. Evet. Bağlantı sorunu olabilir. Evet, böyle Kanada deneyimi de olan hocamız var. Miss Sandra, yes please. Did you raise your hand? I raised my hand. It's Sandy. I'm not from Canada though, so I'm sorry. So it was really to think about what ISPO and our faculty, what we can do to help you students. So for the students that have been learning and have been affected by the pandemic, you might feel that you're worried about moving from the education environment into your internship. And I think that we're all caring about you and we really care that that's a worry for you. But then on the other hand, you've had really good experience of looking at things in depth online and in your reading and in your class discussions. So maybe we need to ask you what you would like to help. Maybe we should, as ISPO, as the different groups and the faculties across the world, maybe we should help with some guidance to you and your mentors about crossing the bridge, not to worry, but to go back to your learning resources. So remembering to have your notes with you when you go to your internship. Don't leave them at your mum and dad's house or in the top of the house that you can't access them. Have your notes handy. Save some of the lectures that you have on screen before you leave so that you have a resource to go back to, because it would be important for you to look at the evidence. And is there any other things that you think you might do to help yourself and your learning when you're going into practice? So having some notes with you, having the opportunity to
review a lecture that has been online, that has been recorded while you're going into a diabetic foot clinic, or maybe you're doing transfemoral that day, and you can't really remember things. And because we're providing so many pieces of information online, maybe we need to find a way to share that with you after you graduate from the course but are in clinical practice. So I was wondering if the students would like anything to help them when they move into clinical practice. Thank you. Very good position. Thank you. Any more questions? So everything is okay, it means. Pardon. Serap Hocam, çok teşekkür ediyoruz hepimiz. Yani burada bulunan herkes herhalde minnettar. Kuruma da, üniversiteye de, size de, ekibinize de, arkadaşlara da. Ve ülkemize gelmiş değerli misafirlere de hoş geldiniz demek istiyoruz tekrar. Bütün konuşmacı arkadaşlarım adına onlara da hoş geldiniz diyorum. Benim sandığımdan çok daha iyi bir yerdesiniz. Kutlarım. Önü daha açık, daha parlak olacak her şey. İnşallah hocam. Sağ olun. O zaman bu oturumu bitiriyoruz müsaadenizle. Hepinizi alkışlıyorum. Çok güzel. Model olarak protez ve ortezde ekip çalışması ve protez ortez eğitimde iletişim konulu başkanlığından dolayı Profesör Doktor Tarık Yazar'a teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi yeni oturumu açması için sözü sevgili arkadaşım Dilara Çarşı'ya bırakıyorum. Teşekkürler Dilara. Şimdi Türkiye'deki ortez protez öğrencilerinin beklentileri konulu oturuma başkanlık yapmak üzere TPO Yenerciri'yi davet ediyorum. İyi günler herkese, İzmir'den tekrar merhaba. Ben Yener Cirik, 78 İzmir doğumluyum, 1978. 2002 senesi Salford Üniversitesi lisans bölümü mezunuyum. Halen kendi şirketimde, kendi kurduğum şirkette protez ortez malzemeleri imalatı sürdürmekteyim. Bu oturumumuzda protez ortez lisans öğrencilerinin beklentilerini dinleyeceğiz. İlk olarak sözü Berat Gündoğdu ve Dilara Çarşı'ya vermek istiyorum. Ankara Üniversitesi lisans bölümünden. Teşekkürler. Merhabalar, ben uğruyorum. Sesi duyuyor Slide'ım görünmekte mi hocam? Görünüyor, evet. Teşekkür ederim. Müsaadenizle başlamak istiyorum sunumuma. Yalnız şöyle bir şey var. Demin de hocamın söylediği gibi süremiz kısıtlı. 10'ar dakika süremiz var. Ona göre toplarsak konu, teşekkür ederim. Saygıdeğer konuklar, değerli hocalarım, değerli sektör temsilcilerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım. Birincisinde düzenlediğimiz Uluslararası Protez ve Ortez Öğrenci Kongremimizde sizleri de aramızda görmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayız. Slide gösterime başlamadan önce kendimi tanıtmak isterim. İsmim Berat Gündoğdu. Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün siz değerli katılımcılarımız ile Türkiye'de öğrenim görmekte olan Ortez ve Protez Bölümü öğrencilerinin istek ve beklentilerini paylaşacağım. Türkiye genelinde ortez ve protez alanında eğitim alan arkadaşlarımız ile yaptığımız anket ve sonuçlarını, öğrenci arkadaşlarımın beklentilerini değerli konuklarımız ile değerlendirip sunumumu bitireceğim. Anketimizi toplamda 7 üniversite ile paylaşmış olup 4 üniversiteden geri bildirim aldık. Anketimize Devlet ve Vakıf Üniversitesi'nde okuyan lisans düzeyinde 112 ortez ve protez bölümü öğrencisi katılım göstermiştir. Katılım gösteren öğrencilerin %73'ü ortez ve protez bölümünden memnun olduğunu, geri kalan %4'ü
ortez ve protez bölümünden memnun olmadığını, %23'ü ise kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Anketimizde ortez ve protez bölümünden beklentileriniz nedir sorusuna verilen genel cevapları 3 konu başlığı altında sunacağız. Bizler geleceğin ortotist ve protetist adayları olarak mesleğimizin üniversite hayatına başladığımız andan itibaren çok değerli ve kutsal bir meslek olduğunu bilmekteyiz. Aldığımız eğitim ile değerli hocalarımızın bize verdiği emek ve gayreti en iyi şekilde değerlendirerek gelecekte mesleğimizin en iyileri olmak için çabalayacağız. Öğrenciler olarak bölümümüzün lisans düzeyinde devlet üniversitesinden mezun olacak ilk ve öncü mezunlar olacağız. Mezun olduktan sonraki süreçte mesleki statümüzün belirlenmesi ve tanımlanmasını istemekteyiz. Resmi veya özel kurumlarda çalışma alanlarımızın netlik kazanması bölüm öğrencileri tarafından arzu edilmektedir. Yaptığımız ankette bölüm hakkında kararsız kalan arkadaşlarımızın birçoğu gelecek konusunda bir fikre sahip olamamaları nedeniyle kararsızlık yaşamaktadır. Gelecek kaygısını en aza indirerek kaygısız şekilde mesleğimizin en iyi şekilde icra etmeyi hedeflemekteyiz. Bölümümüzün geleceği hakkında 2019 yılında Ankara Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü ve dış paydaşlar arasında fikir alışverişinde bulunmuştu. Kongremizin son günü, son gelişmeler hakkındaki detaylar öğrenci arkadaşlarımızla paylaşılacak. Bir diğer konu başlığımıza değinecek olursak, COVID-19 pandemisinin başlaması tüm dünya gibi ülkemizi de virüsün olumsuz etkilerinden etkiledi. Tamamıyla yaşam tarzımızın değiştiği bu süreçte öğrenciler olarak üniversite sıralarında eğitim alamamak bizleri üzdü. Ortez ve protez bölümü öğrencileri olarak bize aktarılan teorik bilginin uygulama derslerinde yüz yüze icra edilememesi öğrenciler için motivasyon kaynağı hastalığı görmek eğitimimizde eksikliği hissedilir bir konu haline geldi. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim alamamak bizleri daha çok dijital ortama yönlendirirken karma eğitim sisteminin önemi daha belirgin hale gelmiştir. Öğrenci arkadaşlarımın bir diğer beklentisi de pandemi süreciyle değişen eğitim sisteminden bilgisayar destekli tasarım ve bilgisayar destekli üretim uygulamalarına daha fazla hakim olmaktır. Buna ek olarak teknolojik yönteme de hakim olmakla birlikte geleneksel yöntemin ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Eğitimimiz için her iki yöntemin de bize katkısının olacağını düşünmekteyim. Ankara Üniversitesi olarak ders programımıza ek olarak bizler de bilgisayar destekli çizim ve üretim derslerine yer verdik. Teknolojinin ilerleyişine ayak uydurarak yapay zeka ve gerekli tasarım, üretim, 3 boyutlu yazılım programları ve üretim sistemleri programlarına ders olarak daha fazla ayrıntılı ve yeterli ders saatiyle ders programlarına girmesi hem bölümümüz için hem de bizler için faydalı olacağını düşünmekteyiz. Bizler de COVID-19 pandemisi öncesi yaklaşık 1,5 sene süresince klinik uygulama derslerimizde teorik bilgimiz uygulanarak en iyi şekilde eğitim aldık. Pandemi sonrası derslerimizin online olması ile eğitimimizi yüz yüze icra edemesek de eğitimlerimizin düzeyi en üst seviyede dolu dolu geçmiştir. Bölümümüzün en iyi yerlere gelmesini sağlamak, her kulvarda en iyisini yapmak, öğrenciler olarak bizlerin en önemli görevidir. Sonu olmayan bilginin ışığında sürekli araştırarak, hayal ederek, yeni inovatif sistemlerin yapı taşları olarak hep birlikte büyük bir güç ile yükseleceğiz. Eğitimimizin bilgi yönünden zengin seminerler ile artırılması, ortez ve protez için sektöründe güzel işler başarmış firmalarımızın bizleriyle iç içe olmalarını, yaptıkları ARGE faaliyetlerini, ortez ve protez alanının geleceği hakkındaki düşüncelerini merak etmekte ve bizlerle her platformda öğrencilerle paylaşmalarını arzu etmekteyiz. Birincisini düzenlediğimiz Uluslararası Ortez ve Protez Öğrenci Kongremi'nde dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayan öğrenci arkadaşlarımızın olması bizler için mutluluk verici olmuştur. Her alanda öğrenci arkadaşlarımız ile fikir alışverişinde olduğumuz kongre ve seminerlerde bulunmak bizlerin eğitim ve mesleki alandaki gelişimine büyük katkısı olacaktır. Saygıdeğer katılımcılar, birincisini düzenlediğimiz Uluslararası Protez ve Ortez Öğrenci Kongremi'nde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyduk. Öğrenciler olarak
beklentilerimizi paylaşarak ürünümüzün daha iyi yerlere gelmesi için emek verdik ve vermeye devam edeceğiz. Gelecek bizdir yükselecek diyerek saygı ve teşekkürlerimi ileterek sunumumu bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Berat'a. Dilara Çarşı sırada var mı acaba? Yoksa Berat'la beraber mi sunumu? Hocam onlar Berat'la beraber sunuyorlar. Tamam. O zaman Üsküdar Üniversitesi'nden lisans öğrencisi Beyza Nur Albayrak'ı davet ediyorum. Merhaba, sesim geliyor mu acaba? Geliyor. Ben başlıyorum o zaman. Değerli katılımcılar, sevgili hocalarım ve arkadaşlarım, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Beyza Nur Albayrak, Üsküdar Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte burada bulunmak benim için büyük bir onur. Bana bu imkanı sunan Ankara Üniversitesi'ne ve bu kongre için emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Ortez protez sektörü hepimizin bildiği üzere insanların hayatına dokunmakta. Bunu en güzel şekilde kullanıp bireyi topluma mutlu bir şekilde kazandırmak da bizlerin elinde. Bizim alanımız hem çok kıymetli hem de çok yönlü. Öğrencilerin yaşadığı en büyük problem en başta hangi konuda uzmanlaşacakları oluyor. Lisans eğitimimiz boyunca aldığımız dersler sektörün farklı yönlerini tanımamıza yardım ediyor ve kendimizi sürekli geliştirmemiz gerektiğini bize gösteriyor. Lisans programlarının üniversitelerde açılması ve mezun vermesiyle birlikte yüksek lisans yaparak akademik alanda ilerlemek isteyen de çok sayıda öğrenci mevcut. Akademik olarak kendini geliştirmek ve sektöre katkı sağlamak isteyen öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri araştırma ve geliştirme birimlerinin kurulmasını da bekliyoruz. Teknolojiden faydalanarak yeni ortezlerin veya protezlerin hem tasarımlarını geliştirecek hem de üretecek yetkinliğe sahip olmak aslında bu alanda eğitim gören her öğrencinin hedefidir. Lisans eğitimi boyunca aldığımız elektronoteknoloji, bilgisayar ve tasarım dersleri bizlere yol gösteriyor. Ancak öğrendiklerimizi uygulayacak tasarım alanlarımız şu an için başka meslek mensuplarının iş sahası olarak görünüyor. Bizler sağlık bilimleri fakültelerinden mezun olup tasarımda da söz sahibi olabilmek istiyoruz. İnsan vücudunun işleyişini öğrenmiş olmamızın bize güç katacağının da bilincindeyiz. Devlet hastaneleri veya kliniklerde çalışmak isteyen lisans bölümü mezunları için atama yapılacak kontenjanların da açılmasını beklemekteyiz. Bölümümüzün sürekli gelişiyor olması bizim için heyecan verici. Öğrenim hiçbir zaman bitmeden teknolojinin ilerlediği her gün yeni bir entegrasyon planlayabiliyoruz. İlerleyen zamanlarda çok iyi yerlere gelebileceğimiz, bizimle birlikte gelişen ve büyüyen bu alana dahil olduğumuz için hepimiz çok mutluyuz. Benimle fikirlerini paylaşan ve öğrencilerin beklentilerini özetlememe yardımcı olan bölüm arkadaşlarıma ve bizi yetiştiren hocalarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Beni dinlediğiniz için de hepinize çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz Beyza Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi sırada Polmed'den Yunus Şimşek'i dinleyeceğiz. Değerli oturum başkanım, değerli konuşmacılar, değerli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Polmed Protez Ortez Lisans Mezunları Derneği Genel Başkanıyım, ben Yunus Şimşek. Öncelikle 1. Uluslararası Protez Ortez Öğrenci Kongresi'nin gerçekleşmesinde emeği geçen başta Ankara Üniversitesi ve onun nezdinde bölüm başkanımız Profesör Doktor Serap Alsancak hocamıza çok teşekkür ederiz. Burada özellikle Ankara Üniversitesi öğrencilerini de tebrik ediyorum. Bilindiği üzere ülkemizde protez ortez alanında ilk üniversite hareketi 1980'li yıllarda başlamış ve 2014 yılında lisans eğitimi hamlesiyle beraber bugün hali hazırda 6 üniversitede protez ortez lisans eğitimi devam ettirmektedir. Ve bizler Mezunlar Derneği ve öğrencilerimizle beraber temel beklentilerimiz bugün
temel başlıklar adı altında açıklayacağım. Özellikle meslek tanımının yapılması. Yani bir mesleğin gücü aslında meslek yasal statüsünün belirlenmesiyle gerçekleşir. Burada mesleğin temel standartlarının belirtilmesi, Sağlık Bakanlığı düzeyinde meslek tanımının yapılması gerçekten çok önemli. Burada yine ARGE faaliyetleri için mesleğin önünün açılması. Burada konuşmacılardan Abdullah Hoca'nın işaret ettiği bir kısım vardı. Gerçekten çok önemli. Eğitim araştırma hastanelerinde ortez, protez, araştırma, geliştirme ve uygulama merkezlerinin açılması. Bu husus özellikle hem lisans öğrencilerinin hem ön lisans öğrencilerinin staj yapma imkanı ve kamu eliyle aslında bu hizmetin verilmesi protez, ortez camiasında gerçekten çok etkileyecektir. İşte bugün bu kongre ve benzeri kongrelerin yapılması, yani eğitsel faaliyetler hem ulusal hem de uluslararası boyutta camiamıza gerçekten güç katacaktır diye düşünüyoruz. Bu açıdan Polmed Derneği yaklaşık geçtiğimiz günlerde ikinci yaşını kutladı ve 20'nin üzerinde kurulduğu günden bugüne 20'nin üzerinde resmi girişimde bulunmuş. Hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Ve özellikle ortez protez lisansiyerlerinin görev yetki sorumluluk ve ünvanların çıkması için bugün gerçekten canhıraş bir mücadele içerisindedir. Değerli ortez protez camiası, önümüzdeki hafta pazartesi günü de bizzat dernek başkanı olarak Sağlık Bakan Yardımcımızla da tabii bu konuları iletme şansım olacak ve inanıyoruz ki protez ortez camiasında lisans mezunlarının da 2018'de çünkü ilk mezunlar olarak bizler Palmet Derneği'nde kurarak burada özellikle kamuda bu hizmetlerin daha çok üstlenilmesi ve özellikle üniversitelerde de hem uygulama anlamında hem de istihdam anlamında protez ortez mezunlarının hitap ettiğimiz hastalara daha kaliteli, daha konforlu hizmet verebilmesinin önünün açılması ancak kamu eliyle daha etkin gerçekleştirileceğine inancımız tamdır. Derneğimiz gerçekten bu noktada hem üniversitelerimizle hem de dernek içerisinde dernek paydaşlarıyla yoğun bir mücadele sürdürmektedir. Bununla ilgili kısa bir sunum da gerçekleştirmek istiyorum müsaadenizle oturum başkanım. Lütfen. Öncelikle derneğimiz hem mezunların hem de öğrencilerin, lisans öğrencilerinin iyi olabildiği bir dernektir. Temel amacı protez ortez lisans bölümünün mezunların vermesi üzerine kurulan derneğimiz, Dünya Sağlık Örgütü'nün de tanımladığı gibi ülkemizde sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve hastalıkların rehabilitasyonu açısından gerek ulusal gerek uluslararası arenada hepimizin gururla temsil edecek yerli ve milli teması kendimize esas alarak mesleki anlamda ülkemize değer kazandıracak projeler hedefleyerek Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm disiplinler ile koordineli çalışan bir dernek olmayı taahhüt ettik. Temel misyon ortotist protezistlerin mesleğini temsil etmek, hastalara güvenli, nitelikli protez ve ortez hizmetlerinin sunulması için politikalar oluşturmak, bu politikalarda söz sahibi olmak, mesleğin geliştirilmesi, güncel ve gelecekteki teknolojik gelişimlere paralel uluslararası standartlarda hizmet vermek adına meslektaşlarını ve paydaşlarıyla sürekli gelişme ve sürekli işbirliğini kendine misyon edilmiştir. Vizyon olarak ise uluslararası standartlarda hizmet verilmesi adına güncel teknolojik gelişimleriyle mesleki açıdan takip etmek
ve özellikle yerli protez ve ortezlerin üretilmesi için mücadele etmeyi. Mesleki etek değerlerinin saygınlığının korunması ve geliştirilmesini sağlamaktır. Bu açıdan derneğimiz ilk genel kurulunu 1 Haziran ayında 2019 yılında gerçekleştirildi. Ardından hızlıca üniversitelerle işbirliği için ziyaretlerde bulunduk. Burada sırasıyla Gelişim Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ankara Üniversitemiz, yine Üsküdar Üniversitemiz, yine ön lisansta eğitim veren Acıbadem, Erzurum'da ön lisans bölümlerimizle ziyaretler gerçekleştirdik. Burada görüş alışverişlerinde bulunduk. Burada önemli bir hususun da altını vurgulamak istiyorum. Özellikle protez ortez hizmetlerinin basında da duyurulması bu sektörün paydaşları açısından gerçekten önemli. Çünkü hizmet verdiğimiz alanın ne kadar önemli ve tanıtımının yapılması bir o kadar da önemli buluyoruz. Burada çeşitli sempozyumlar ve uluslararası aslında ilişkilerle haberler yaptırmıştık. Köşe yazarlarımızla beraber protez ortez alanının daha çok tanıtılması üzerine mücadelemiz oldu. Yine 2020'li yıllarda pandeminin başlamasıyla beraber sosyal sorumluluk anlamında derneğimiz mücadele etti. Yine canlı yayınlarımızla özellikle protez ortez kullanıcıları, burada ampute milli takımı, yine protez ortez kullanıcılarından başarılı hayat hikayelerini konu aldık. Yine sempozyumlarda ve bugün kongrede olduğu gibi üniversitelerimizde görüşlerimizi beyan ettik. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerek Sağlık Komisyonu'yla yine Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli görüşmeler yaptık ve yapmaya aslında devam ediyoruz. Yine Ankara Üniversitemizin burada protez ortez bölüm eğitim müfredatı toplantısına, yine ortopedi alanında bizleri destekleyen değerli akademisyenlerimizle, yine Medipol Üniversitesi'nde paydaşlarla toplantılar gerçekleştirdik. Yine paralimpik yüzme alanında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çok başarılı faaliyet gösteren kuruluşlarla ziyaretlerimizi gerçekleştirdi. Ve burada en önemlisi aslında protez ortez lisansiyerlerinin iş görev tanımlarına dair çalışmalar yaklaşık 2 senedir gerçekten çok hızlı ve mücadeleci bir şekilde sürdürülüyor. Ümidimiz, umudumuz bu çalışmaların sonlandırılması ve mesleğin gerçekten ülke genelinde tüm paydaşlarıyla standartlarının oturtulduğu ve dolayısıyla burada hizmet kalitesinin arttırıldığı yasal gücü de elimizde bulundurmak için son derece cantıraş çalışmaktayız diyebiliriz. Yine geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi toplantımız ve en önemlisi dernek üyelerimiz bu noktada ARGE çalışmaları açısından 5 parmak hareketli bir portatif el protezi gerçekleştirdi. Bu proje aşamasında devam eden bir çalışmamız. Yine üzerine vurguladığımız Sağlık Bakanlığı'nda çalışmamız devam etmektedir. Ve bu süreç yönetimi hakkında bugün üniversitelerle sürekli toplantılar gerçekleştiriyoruz diyebiliriz. Burada tüm camianın aslında gerçekten gelişimine etki edecek bu süreçlerde biz dernek olarak, öğrenci ve mezunlar olarak desteklerinizi bekliyoruz. Tüm ulusal, uluslararası katılımcılara ben çok teşekkür ediyorum derneğimiz adına. Buradan Ankara Üniversitesi Bölüm Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Güzel sunumlar için arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sorusu olan var mı acaba? Sorusu olan yoksa oturumu kapatıyorum. Tekrardan Serap Hocam ve bu kongrede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Evet. Türkiye'deki ortez protez öğrencilerinin beklentileri konulu oturuma başkanlığından dolayı PPO Yenerci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Teşekkürler. Değerli katılımcılarımız. Şimdi kısa bir kahve molamız var. Bu esnada Ortitek firmasının çalışmalarını izleyeceğiz. İyi seyirler dilerim. Müziğin sesi yok mu kendi şeyi? Yok da can.
Değerli katılımcılarımız, tekrar hoş geldiniz. Farklı bedenler, benzer düşünce, tasarım, uygulama ve eğitim kapsamında öğrenciler için pratik metotlar konulu oturuma, başkanlık yapmak üzere Birleşik Krallık Rehab Skill Müdürü Sandra Sexton'ı davet ediyorum. Hello and welcome to this session, which is titled Different Body, Same Mind, Practical Methods for Students in Design, Fitting and Training for Student Performance. We're starting a little late this session because of the last session running a little over, but not to worry, we still have got up to 10 o'clock for the session, and so our speakers can be assured of having the full time, indeed 20 to 25 minutes, I would say, and we can have discussion as well. So I'd very much like to welcome a very experienced lecturer to speak to us, who is Yusuf Salam. Thank you. Thank you, Sandra. Thank you, the organizers, Dr. Sirab and her team, for this very well-organized Congress. Now, I have three presentations today. The first one is a case study. The second one is on upper limb current practices. And the third one is how to make your PowerPoint more efficient and more organized. Now, unfortunately, because of the low bandwidth of internet in Lebanon, the videos in my presentations will not show if I play them from my side here. That's why I recorded or pre-recorded the presentations and sent them to the organizers, who will run them one after the other. During that time, if you have any questions, you can raise them in the chat box and I will be able to take them, or any other panelists can also join that. So the organizers, please play the first one, which is the case study. Hello, Dr. Sirab. Are they going to play my recorded? Are they going to play my recording presentation? Yes, Mr. Salam. It's on. We cannot hear the voice, organizers. If you can turn on the voice, please. Organizers, can you please check the voice? There is no voice coming. Hello, everyone. My name is Yusuf. We will have three presentations for you today.
First, I'd like to thank the organizers for inviting me to speak at this first Congress for the students. The first presentation is about orthotic treatment of multiple musculoskeletal impairments. Let's take a look at this video showing a case problem. Yeah. As she walks, you can notice the problems that she has. Yeah, I'm sure from the hip prominence, right? Prominence on the right okay. side. Yeah, problems around Mama Era. It's kind of unstable gait because she's staying close to the walls and trying to spread her arms outside to stabilize her body. So, what's the problem with that? I'm giving an outline now just for this case study. First, we will talk about the case history, then we will talk about the gait analysis, the clinical evaluation of the orthotic treatment, what are our objectives and what are we trying to achieve, then what are the methods that we use to achieve the objectives that we set foot for the orthotic treatments, and then the outcome measures, whether we met the objective or not, and then finally the recommendation. If you remember the video that you saw a minute ago, we have an erosion of the right pelvic acetabulum. I'll show that in an x-ray in a few minutes. The femoral head is popping out from the right acetabulum when she is walking, so she has several problems with that. The pelvic tilt with severe right hip prominence, the knee is in valgus, and there is postural knee flexion on the right and left side. There is instability and loss of balance during walking. There is a foot valgus and calcaneal pronation on the right and left, and there is edema on the right side after ambulation. She walks for 5 minutes, and then she has a problem with edema on the right side. And then, as you saw, she has uncontrolled, unstable gait, and she had suffered many falls before. Now here we show the erosion that we have in the acetabulum right there, you see, which is allowing the head of the femur to pop out from the acetabulum. From clinical evaluation, the hip flexors are okay, the knee extensors, quadriceps are fine because we have a 3 and a 3 plus. The dorsiflexors on the left side are okay, but on the right side they are weak. But the plantar flexors on the right side is 0, and on the left side is 2. From these clinical evaluations, the range of motion that we have and the strength of the muscles, we determine what is needed. Let's take another look and observe with gait analysis observation what we need to do for this girl. So we will play again, and you can see it right there. She's always using her hands to stabilize herself. Okay. And then from the right side, from the tangential side, and I have marked the hips on the knees, actually, both sides. So now we have analyzed the gait, and you always want to analyze the gait of the patient from two planes, the coronal plane, the frontal plane, and the sagittal, or the side plane. So it is important to see the patient from two planes and not from one side only. So what do I have a prescription for this girl? I want to follow a holistic approach. I want to give her something that will benefit her in her gait, to stabilize her gait better, to prevent the right femur to pop out from the acetabulum, and we want something to improve her life. Okay, very important. So what I prescribe for her is an HKAFO on the right and the left with 3 hip joints. Why? Because her problem is in the
coronal plane, not in the sagittal plane. So I do not want to lock the hips. Then I need a spinal corset to prevent the hip, the right hip, from swaying to the outside and then popping out of the femoral head from the acetabulum. Three knee joints on the right and left, with offset knee joint on the right to give her a little more stability on the right side. But again, these joints will be free. We will not lock the knees during walking. Ischial weight bearing on the right side, because we want to lift some weight off the right side because of the swelling, the edema that she had during ambulation. And then on the right side, we will have a solid AFO, while on the left side, we will have an articulated AFO. Okay. Our objectives is to stabilize the right hip and to have a free and stable walking. We don't want to have overbracing. This is very important that we do not overbrace. So we do not want to lock the joints that can be used during ambulation, but we want to control them. And then we want to have independent race donning and doffing, something easy for her by herself to put it on and take it off. When we come to the casting and fabrication process, we took the cast on her in several stages. And as you see, I made here on the hip joint, for example, and here on the knee joint, I put these circles of P-light just to show me where the joint is. This will allow me to visualize later on during the alignment of the joints where I want to put the center of. So this is, these are small things that will help you later on to follow and know where to put things in relation to others, as well as on the hip side here, I need to know where to put the joint for the upper section, the spinal section, and the lower section. All right. Now, so we fabricated the HKFO bilateral for her with the spinal corset all attached together, and I will show you here the video of her walking with the first step that actually she was walking with the brace that we made for her. This is when she stepped to home and she was walking with it. Here by herself, you see that the knees are free, the ankle on the left side is free, and the hips are definitely free. So not bad for and of course she needed more training, so we had to bring her back to our center and the therapist is giving her some more training so she can walk more faster. And then she was also training at home. We can see how at home she was training by herself, sitting down, strengthening her muscles. And so these are very important exercises for her to have a better control on the way she walks. Then we can see her here with the PTs who were training her. They were giving her instructions جسمك لفوق جسمك لفوق فيكي ركبتك لورا شديها قوية ممتاز يا أزان ممتاز يلا كملي. Okay, and you can see also the three-point pressure that I applied to prevent the right here to pop down. أزان عندها ambulation. So this was very important because this was the major problem that she had. And she had many falls with this orthosis. Wearing them constantly, was doing very well. Okay, so as the outcome, how we met the objectives, we stabilized the right hip, definitely we did that. There's a free stable walking, no falls, maneuvering stairs and inclines was able after 2-3 weeks of physiotherapy sessions with the brace on. We stopped the progression of all deformities of the joints, and although she has a slower gait at an initial stage, but she was progressing well after that. Our recommendations were to wear the brace progressively
continue physiotherapy training, to do her exercises by herself, and then she was supposed to come back after 6 months to we do the x-ray and see how her acetabulum was doing, and periodic follow-up was very important. Unfortunately, we did not see the girl back. She had to move to another area, but this is what we achieved, and we were very happy. Well, thank you for that presentation. I'm very glad we were overcoming the technical issues and we were able to see the nice result there. Thank you. Maybe we should watch the next video before questions, because just thinking about having the three videos, would it be possible for the organizers to show simplified current upper limb prosthetic practices next? Okay, thank now you. We come to the second presentation, which is about simplified client upper limb prosthetic practice. In this presentation, I will show you easy ways to make prostheses that are satisfactory and meet the needs of the patients. What we have here is an outline for the presentation. We will talk first about the advancements in the upper limb prosthetics, then I will talk a little bit about human mobility. How we are incorporating more machinery in our life and more electronics in our life. And then we will talk about the wants assessment. I will get samples on simple solutions. We'll talk about the alarm silicone system and about silicone restoration. And finally, the 3D printing in prosthetics. How are we doing these with them? For the advanced prosthetics for the upper limb, you can see with this prosthetic, for example, there are multiple input sensors. There is the electrodes here, 1, 2, 3, 4 electrodes. There is the nudge control, there is the transducer, and so on. All of these are used to have inputs to the moving joints, the shoulder joint here, for example, the elbow and the hand, and so on. In order to control the prosthesis. There is also the targeted muscle re-innervation. This is a new surgical technique that allow also the patient to control the prosthesis using the pectoral muscle remnants. And it is a very extensive treatment plan for patients who undergo surgery to do that. So these are the top procedures today in the prosthetics, but they are all very expensive. How are we incorporating machinery and the electronics in our life? I'm giving here some examples of things that we play with. Here, for example, there's a company in Canada, they make the Mayo armband, and wear this Mayo armband on the arm, as you see, and it has multiple electrodes on it. These electrodes will send signals to the drone, and the operator can control the drone by flexing and extending his muscles and the rotators. Quick look at that. So here the operator is doing some movement, and then that movement is picked up by the electrode, and then the electrode will send a certain signal to the drone, and then the drone will go in a certain direction. How do we do that in actual life? How do we incorporate the electronics and the advancements in actual life? We need to balance between the wants and the needs of patients and families. There's a big difference between what the patients want and what they really need. For example, this child was born without arms. The parents, what they want is 2 hands and 10 fingers so that their child will look like the other children. Whereas the child himself, all he needs is just support to hold the milk bottle, and then he's happy with that. So here's the difference between the wants and the needs. And we need to concentrate on the needs of patients rather than the wants of patients.
to do that, we have to follow the Cotard approach. We need to talk to the patients and the family and the caregiver, and then we need to understand and explain to them things, verify things for them, and so on. And we need to observe how the child, for example, here is going around, handling things, how they are meeting life expectations, and so on. We need to touch them, evaluate their skin, evaluate the muscles, the joints. We have to do the tests for the range of motion, for the strength of muscles, and so on. We do all this in order to understand more what the patient is capable of doing. Then we sit down with the family, and then we discuss the wants and the needs. Then we need to understand what the expectations of the family are. We cannot make a decision on what type of prosthesis we want to give the patient without knowing what the expectations of the family is. Now, if the expectations are important to the family, then we need to know, are they realistic? Can we achieve what the family wants? Is there enough budget to achieve that? And so on. There are many ingredients to discuss with the family. Now, we use our professional knowledge and experience, and then we see, can we meet the needs of the families? And then, we discuss with them the difference between the wants and the needs. After that, we put a treatment plan. Again, just like in the first presentation, I was talking about the orthotic treatment plan. Here we are talking about the prosthetic treatment plan. We definitely need to put a goal. We need to put a plan and say, okay, this is what I want to achieve. And then after I make the prosthetic or the prosthetic intervention, I need to see if I met the goals that I put for myself and for my patients. Okay. The description of what type of components to use in a prosthesis and so on, it has to define, or it has to meet actually the needs. If the needs are functional, then I need to pick up prosthetic components that are functional. If the prosthetic aim is cosmetic, then I need to pick the component that will give me more cosmesis. Okay, so the solution that I am offering to my patient has to meet the aims and the goals of the patient. That will help you later on with the cooperation of the patient and the compliance, which is very important. You know, most of the problems that we face with the upper limb prosthetic is that after finishing the prosthesis for a patient, the patient don't use them. Actually, there is a study showing that 80% of patients with upper limb prosthesis do not use their prosthesis. Now, do we have to go all the way and to the most expensive solution to satisfy the patient? No, we have to listen to what the patient wants. And I give an example here. This is Manami in Japan, and she's a nurse, and she also plays the musical instruments. So we hear, see her doing that. I want you to concentrate on the prosthesis and see how simple it is. Expensive prostheses? Of course not. We met the needs of this patient by just simply giving her a cosmetic and free motion elbow joint and free motion shoulder joint for the shoulder dislocation prosthesis, and she was able to manipulate with her body movement what she wants to achieve. Another example is
is this lady who came to me with the wrist disarticulation amputation. And she said, all I want is something to show that I have a hand. So she wants something cosmetic and lightweight. And so I thought at that point, how can I satisfy this girl with only a simple solution? What I made for her is a very soft socket here, and then that was inserted inside the cosmetic glove, and that's it. So she wears the soft socket, and then she put the glove on. Actually, she takes them off both together now, and then she put them on together. And that was a very simple solution. She's not going to carry anything with this solution. It's just you can see that we met the goal, and she was very happy with the looks. Here's another example. This is the shoulder disarticulation patient that I saw in the United States. She's a secretary, and all she dreams of in her life, she wants to carry the cigarette box in her arm and then pick up with the other hand. So I made her a prosthesis, very simple, a myoelectric for the hand because she wants to control the opening and closing of the hand, but it was controlled by this sensor in the back of her prosthesis. So she can expand her chest muscles and then she can operate the hand, opening and closing using that. It's not a myoelectric, it's an electric prosthesis with a switch control or a harness in the back, switch harness control in the back. And she was happy because we met her goals. She wanted to carry the cigarette pack with her hand, and she did that. She was happy with that. Now I give an example of someone who was not happy with the prosthesis. This is a soldier who lost his arms because of the bomb explosion in his hands. And the army wanted to give him the most expensive prosthesis that is possible. And I explained to them that it is not going to be a functional cosmetic prosthesis. They said, don't worry, just give him the most expensive. And what they wanted at that time, several years ago, was the bionic hand, which was the most sophisticated hand. And I said, okay, I can fit him with that, but he's not going to be happy. Of course, after I finished the fitting on this soldier, the prosthesis was functional. He was able to open and close, but you can see the length difference between the right hand, the right arm, and the left arm. So he rejected that. He said, no, I don't want it. Long. That's what I explained to the army. This girl came to me about a year ago, and she has the fore-quarter amputation. She was a cancer patient, and there was little expectation for her to live, but the sponsor wanted her to wear something and feel complete before she goes away. So I started making the socket for her, a very simple socket from plastic, soft plastic actually, polyethylene I made for her to be able to wrap around her body and not to hurt her. And then we make the attachments of the phone connections here to see how the prosthesis will be. Then we proceeded to making the prosthesis with the lamination over the foam here. And then you can see that we attach the humeral section to the body section, and then of course the forearm, but it was all cosmetic. And then at the end, she was very happy with the lightweight and very cosmetic appearance that she had. Unfortunately, she wore this prosthesis for 2 weeks, and it was very heartbreaking for me because I got to know her and meet her several times, but unfortunately, she didn't do that anymore. In 2010, a lady came to me and she said, this is my 7-month-old baby. He was born without an arm. We are traveling within 2 days, and I want to make a prosthesis for him. So she was moving very fast and not costly. So I scratched my head at that time, and I said, well, what can I do in 2 days for this boy? I came up with a solution. I said, okay, I can use a ready-made silicone liner,
I can attach, instead of attaching the pin usually here with the lock, a plastic attachment with a thread internal to accept the cosmetic hand, and then I put the glove on top of both of them, and this is the process that I made in half an hour. And did I meet the goals of the parent and the boy? Of course we did. We made a very friendly, cosmetic, cheap, lightweight, very fast process for him. And then he was happy. He was holding the bottle with it, and everybody was happy with the outcome on that. Then I scratched my head again and I said, okay, do we really need to make a heart socket every time we make an upper limb prosthetic? And the solution that I came up with is that we really definitely can make other, you know, solutions without having a heart socket. So I came up with a solution that I came up with. We will put them silencing until all the air is out from the valve that is with the liner and the head on holding. We can cut the liner here. A little bit of powder maybe between the liner and the hands would make it easier. So slip it and that, yeah, just like this. And that's it. And this, so when she wants to take it off, all she needs to do is roll this down this way. And roll the liner down as far as it goes. And then she can take her stuff out very easily. Okay. Okay, so again, there is no hard socket, there is nothing, it's just a silicone liner attached to the hand, the cosmetic hand and the cosmetic glove, and that was, you know, an arm system that I created. And I used that on many, many patients, actually, cheaper than, you know, making hard sockets faster, more appropriate, more cosmetic for the patient, and very lightweight. The advantages of the SALARM liner are, as you see here, I'm not going to go over them in order to save time, but you can review these later on. We come now to the silicone restorations. Those of you who already have worked with the silicone restorations or maybe subjected to seeing the silicone restorations being made, the biggest problem that we face with them is not the shape. We don't want the, you know, getting the same shape as the other fingers is the easy part. The harder part is coloring. The color matching is very, very important in these cases. And in order to have a good solution to that, we came across the SpectroMatch machine, which is a special camera that can give you the not only the color number of the skin of the patient, but also the tell you how much to mix from each color to come up with the color matching. So this is a very, very nice machine. It's kind of expensive, but it has a very nice solution to the problem. Now we come with the 3D technology in prosthetics. Very long ago, 11 years ago, you know, some companies started using some recycled materials, plastics, and so on to make prostheses for children in order to save money using 3D technology. But since then, there were many other solutions coming up where children can have 3D technology printed, you know, prostheses according to their needs, according to the what they want. Now, for example, here you can see that this child did not want something cosmetic. They wanted something more robotic. They think it is cool. They think it is nice. So we have to, again, listen to the patient and give them what they want in order to be happy. The other solution for capturing, if you have a patient far away and you want to capture the image of the patient to know the size and the dimensions of the stump, for example, is the structure sensor, which is a camera that you attach to the iPad or the iPhone, and then it will take
the create a 3D model for you to send to the printer in order to print the model that you want. And actually, you can also incorporate the children in making their own prosthesis. Here you can see some patients who are missing fingers or so on, and they want to get involved in making their own prosthesis. Now with the 3D printing, and there are some organizations who use open sources to allow children to do that, then they can build their own prosthesis. And this is very nice. Certain touches on the final prosthesis. And again, children, they don't want a cosmetic prosthesis that look like the other hand. They want something cool, they want something robotic. So if that's what they want, that's what they will get. Finally, now to make things simpler, there are solutions that are modular. You don't have to make the socket and you don't have to make a cast on the patient anymore. You can buy this kit and you can assemble it in about 1 hour, and then you can attach the prosthetic components to it. Then you can have, in half a day, you can have a prosthesis made for the patient that is functional, if that's what they want. Thank you very much, and I hope you enjoyed this. Bye-bye. Well, thank you very much for these two excellent presentations, and it's very excellent for the programming of the conference that we're looking now at cases and matching needs and to the right device. I was interested in your presentation of complex cases, but with simple, elegant solutions, but also other cases with more advanced technological solutions. So thank you very much for that. We've had a comment about, we saw many examples and they're very valuable for the students' training. Thank you. And I'm just wondering if we can perhaps take the optimizing PowerPoint presentation after the next presenter, if there's time in the session, because we've taken up more than the half hour for this, but there's only two presenters in this session. So if it's possible, maybe we could do that, if that's okay, Mr. Salam. The third presentation is a shorter one. I think it has a lot of value for the students because it is optimizing their PowerPoint. I think it takes about 10 to 12 minutes. So I think there is enough time for the second presenter. Okay. Thank you. So what we'll do is move on to the second presenter and then come back to that one, because the next presentation is about basic orthotic solutions. And then if the next presenter could be about 20 minutes, we can come back to that one. Because then it gives us all the cases together, the technology and the cases, and then it would be very nice for the students to see about the PowerPoint presentation, if that's okay. So I don't see any questions typed up unless anyone would like to ask Mr. Salam a question about cases, complex cases, simple, elegant solutions, or more advanced solutions. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Salam. So that was very, very useful. So what we'll do is move on with the next presentation from the next speaker and come back to yourself, because the students, I think, would benefit from learning about the PowerPoint presentation. Thank you. Thank you very much. So I'd like to now ask that our next speaker, SG Tarhan, would come to speak about basic orthotic solutions. Thank you. Merhabalar. Öncelikle başta Serap Hoca olmak üzere bütün organizasyon ekibine kongre için teşekkür ediyorum, davetleri için, Ottobock adına. Ayrıca değerli oturum başkanları, panelistler ve bütün katılımcılara merhaba diyorum. Bugün sizlerle Ottobock adına Ottobock'un ürünü olan C-Brace dediğimiz, ticari adı C-Brace olan duruş ve salınım fazı mikro işlemci kontrollü ortezimizden bahsedeceğim. Kısaca tanıtmak isteyeceğim. Eğer süremi aşmaya yaklaşırsam uyarabilirseniz çok memnun olurum.
Bu arada ben Ottobock'ta 6 yıldır protez ve ortez rehabilitasyonu alanında fizyoterapi yaklaşımlarını yürütüyorum. Hem değerlendirme hem de terapi sürecinde aktif olarak ekiple birlikte çalışıyoruz. Sunumda neler anlatacağımıza genel olarak bakacak olursak, ilk olarak kısa bir tanıtım, ardından eklem ünitesindeki hangi komponentler ve kontrol mekanizmalarını içerdiğine dair birkaç slide, daha sonra hangi teknolojiyi içerdiği ve yürüme siklusu boyunca C-Brace'in nasıl davrandığı ve C-Brace'e hangi hasta gruplarının uygun olduğu ya da olmadığı ve kullanıcı için yürüyüş eğitiminin önemi ve literatürden iki tane makale örneğiyle sunumumu bitireceğim. Bildiğimiz gibi kafa uygulama seçenekleri eklem mekanizmalarına göre değişmektedir. Kilitli kafalardan dönme merkezi posteriora yerleşimli kafalara ve duruş fazı kontrollü ortezlerden duruş ve salınım fazı kontrollü ortezlere kadar farklı kilit mekanizmaları içerebilmektedir. Biz bugün duruş ve salınım fazı kontrol mikro işlemci kontrollü olan C-Brace'den bahsedeceğiz. Burada duruş ve salınım fazı aynı anda mikro işlemciler tarafından kontrol edildiği için yüksek güvenlikli bir eklem olarak geçiyor ve salınım fazı ekstansiyonu boyunca da aktif bir fleksiyon direncine sahip. Rampa ve merdivenlerde dahi konforlu bir yürüme imkanı sağlıyor. Yürüme hızındaki bütün değişimlere gerçek zamanlı olarak adaptasyon sağlıyor C-Brace ve saniyede 100 ölçüm yaparak sensörler aracılığıyla mikro işlemcinin hidrolik mekanizmayı kontrol etmesini sağlıyor gerçek zamanlı olarak. Kısaca daha sonra ayrıntısına ineceğim ama kısaca kimler için uygundur C-Brace diye baktığımızda duruş fazı boyunca diz eklemini kontrol edemeyen alt ekstremitesinde parezi ya da flask paraliziye sahip hastalar için bu duruş ve salınım fazı kontrolü uzun yürüme cihazı uygun olabilir diyoruz. Ve genellikle de buradaki hangi hasta grupları bize bunun için ulaşıyor? Polio sekeli olanlar, travmatik paraziye sahip olanlar, L1-L5 arasında incomplete parapleji hastaları. Ancak buradaki önemli nokta spastiste derecesi, sonraki sunumlarımda bundan bahsedeceğim ve hastanın uygunluğu için gövdesinin gövde stabilizasyonuna sahip olabilmeli ve ayakta orteziyle de olsa bağımsız bir şekilde ayakta durabilmeli. Çeşitli kompansasyonların kullanımına C-Brace'le izin verilebiliyor. Bunlardan tekrar ileride bahsedeceğim. İlk çıkan C-Brace'imizden sonra bu geliştirilmiş versiyonu olan ikinci jenerasyon C-Brace'imiz aslında. Bu yeni C-Brace ile birlikte kullanıcılar ve ortopedi teknisyenleri için daha fazla avantaj sunuldu. Kontrol mekanizması ayak bileği eklemi veya yayından bağımsız olarak artık çalışıyor. Yani kişinin ayak bileğindeki problemlerden bağımsız olarak hareket edebiliyoruz. Burada ayak bileğine unilateral ya da yine bilateral eklem seçenekleri seçebiliyoruz. Hastanın ayağındaki problemler bizi uygulamamızı engellememiş oluyor. Ve ortez dizaynını diğer normal uzun yürüme cihazlarında yaptığımız gibi kişinin ihtiyaçlarına, kas durumuna göre 3 nokta prensibiyle istediğimiz dizaynda üretebiliyoruz. Ortopedi teknisyeni içinde kurulum uygulaması için gelişmiş bir kullanım var. Tablet üzerinden kurulum ayarlarını eş zamanlı olarak Bluetooth yardımıyla gerçekleştirebiliyoruz. Ve ortezi preprek veya epoksi tekniğiyle birlikte üretebiliyoruz. Çeşitli ortez dizaynlarını da dahil edebiliyoruz demiştim hastanın ihtiyaçlarına göre. Kullanıcı için de eski versiyona göre bu versiyon daha küçük ve hafif, anatomik olarak daha optimize edilmiş şekilde ve kontrol mekanizması daha fazla geliştirilmiş. Oturma fonksiyonu, duruş fazı fleksiyonu gibi fonksiyonlara ek olarak kişinin yürüme fonksiyonu dışında günlük yaşantısında tercih edebileceği işte bisiklet, bowling oynama gibi farklı aktivitelere yönelik modlar seçebileceği, bunu da telefonuna indirdiği, akıllı telefonuna indirdiği kokpit uygulaması üzerinden mod geçişlerini yapabildiği MyModlar
var, 3 tane. Ve kişi buna ihtiyacına yönelik olarak bu modlara geçiş yapabiliyor aktivite sırasında ve tekrar yürüyüş moduna yine telefonundan tek bir tıkla geçiş yapabiliyor. Bu da hastanın bütün günlük yaşam aktivitelerini karşılamaya imkanı sunmuş oluyor. Burada kullanıcı için anahtar özelliklerimiz neler C-Brace ile birlikte? Ardışık merdiven ve rampa inebiliyoruz C-Brace ile birlikte ve eğimli yüzeylerde rahat ve konforlu bir şekilde yürüyebiliyoruz. Yürürken daha az konsantrasyon gerektiriyor. Çünkü güvenlik düzeyi yüksek ve fleksiyondayken dirençli bir şekilde yük taşıyabildiği için duruş fazında daha az konsantrasyon gerektiriyor. Çünkü düşme olasılığı daha düşük. Engebeli zeminlerde dahi bu nedenle kontrollü ve stabil bir yürüyüş sağlıyor. Kontralateral taraf ile daha az kompansasyon ihtiyacı sağlamış oluyor ve herhangi bir problem yaşamadan kişi geri geri yürüyebiliyor. Diğer ortez mekanizmalarını da biliyoruz ki parmak kilitli ortezlerde zaten disfleksiyonu ile yürümek mümkün değil. Ancak sadece duruş fazı kontrollü ortezlerde de geri geri yürümek mümkün değil. Çünkü eklem fleksiyona gelerek kişiyi güvensiz bir şekilde yere düşürme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Ancak buradaki hidrolik dirençleri sayesinde kişi geri geri problem yaşamadan yürüyebilir. Peki C-Brace hangi fonksiyonları sunmaz diye baktığımızda merdiven çıkarken bir özelliğimiz yok. Yani aktif bir destek mekanizmamız yok. Kişi normal diğer ortezleriyle, uzun yürüme ortezleriyle çıktığı paternle bir merdiven çıkma gerçekleştiriyor ve suya dayanıklı değil. Sadece sıçrama suya dayanıklı bir eklem C-Brace duruş ve salınım fazı kontrollü eklemimiz. Bu da IP54 sertifikasına sahip. Yani kişi yağmur altındayken yürüyebilir. Evet, hiçbir şey olmaz. Ancak işte duş alma ya da yüzme gibi, dalış gibi aktivitelerde kullanılamaz. Ayrıca aşırı yüklenme içeren işte atlamalı müsabakalar gibi aktiviteler için de önerilen bir eklem değil. Komponentlerine bakacak olursak üst ve alt bacağı kavrayan karbon döküm yine uzun yürüme cihazı var. Dizaynı kişiye göre değişebiliyor demiştik. Yine eklem mekanizmaları kişiye göre farklı olarak seçilebiliyor unilateral ve bilateral olarak ve ayak parçasını içeriyor. Burada kurulum esnasında protez ortez teknikleriyle birlikte kurulum ayarlarını yapıyoruz hastaya ve daha sonra izin verdiğimiz küçük bir aralıkta hasta telefonuna indirdiği kokpit uygulaması üzerinden bu dirençleri ayarlayabiliyor, şarj durumunu görebiliyor, günde kaç adım atmış bunu görebiliyor. Farklı modlar demiştik, bisiklet sürme, işte bowling oynama gibi ya da belli bir açıda dizin bükülü kalmasını isteme gibi spor aktiviteleri için. Bu aktivitelerine geçmek için de yine bir telefonunu kullanabiliyor ve aynı zamanda şarj cihazımız oluyor. Eski versiyonla karşılaştırdığımızda yaklaşık 300 gramlık bir ağırlık azalması ve boy olarak da yine boydan da azalma ile birlikte daha estetik bir görünüme kavuşmuş oldu C-Brace'in güncel hali. C-Brace'in yan panel kısmında açma kapama butonlarımız var ve Bluetooth butonu var. Bunlar biraz daha içe gömülü şekilde hastanın basabileceği ve aktifleştireceği şekilde tasarlanılmış ve batarya durumunu hasta şuradaki göstergeden görebiliyor ve servis zamanı geldiğinde de buradaki herhangi bir problem olduğunda buradaki ayar ışığı yanıyor. Ayrıca titreşimlerle de bir geri bildirim sağlıyor. Şarj yuvası da bu kontrol panelinin hemen altında yerleştirilmiş. Teknolojisine bakacak olursak mikro işlemciler bu C-Brace'in sensörleri yardımıyla hidrolik mekanizmayı kontrol ediyorlar. Hidrolik valflerin bütün yürüyüş siklusu boyunca olan dirençlerini ayarlıyorlar aslında. Bunu da dizdeki diz açısını ve ivmelenme sensörlerini ivmelenmeyi ölçen sensörler aracılığıyla ve diz açısını ölçen sensörler aracılığıyla yapıyorlar ve bunu saniyede 100 ölçüm yaparak gerçek zamanlı olarak ölçüyorlar ve bataryası eklem ünitesinin önünde yer alıyor ve lityum iyon bataryaya sahip. Ve iki tane siferik eklem yardımıyla hidrolik montajı gerçekleştiriliyor. Ekstansiyon ve fleksiyon valfleri ayrı ayrı C-Brace ile kontrol edilebiliyor.
Kuvvetlerin aktarımı için dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahip ve tamamen pasif bir sistem. Yani bu ne demek? Bu robotik bir sistem değil. Bazen hastalar o şekilde anlayabiliyor, ancak bu tamamen hastanın kaslarıyla ve uygun bir ortotik rehabilitasyonla öğrendiği duruş ve salınım fazının mikro işlemci kontrolü olduğu bir sistem. Ancak bunu hasta yönlendiriyor. Tamam, otomatik bir sistem değil. Yürüme siklosunda C-brace nasıl davranıyor? Bundan bahsedeceğim şimdi. Bildiğimiz gibi biz ilk topuk vuruşu anında, ilk temas anında tam bir diz ekstansiyonuyla birlikte basmıyoruz. Normal anatomik ve fizyolojik dizimizle birlikte sağlıklı bir kişi olarak. Bu C-brace ile birlikte de kullanıcılar aynı normal anatomik dizdeki gibi 4 derecelik yaklaşık bir prefleksiyon özelliğine sahip. Bu da şok absorpsiyonu için önemli bir özellik. Özellikle kalçaya binen kuvvetleri azaltmaya yardımcı bir sistem. Burada normal yürüyüşe ne kadar yakın olduğunu görüyoruz fazlar boyunca C-brace ile yürüdüğümüzün. Bunları tekrar tek tek açacağım. Ve yüklenme fazında gördüğümüz gibi diğer uzun yürüme cihazı kilit sistemlerinden farklı olarak dizimiz fleksiyonda ve tam orta duruş fazına geldiğimizde dizimiz ekstansiyona geliyor ve terminal duruş fazına geldiğimizde parmak ucundayken doğru kriterleri sağladığımızda artık salınım fazına geçebiliyoruz. Bu doğru kriterler de C-brace'de dizin, kalçanın ve dizin tam ekstansiyonda olması terminal duruş fazında ve parmak ucunda olmamız, yükten bağımsız olarak tibianın öne doğru açılaşmasını okuyan sensörler diz eklemi hidroliklerine fleksiyon direncini azaltmasına dair bir emir veriyor. Böylece duruş fazından çıkış gerçekleşiyor ve kişi rahat bir şekilde zorlanmadan diz fleksiyonuyla birlikte salınım fazına başlamış oluyor. Eğer ki bunu çok geç başlatırsa bu sefer diz ekstansiyonda kalacağı için yürüyüş siklusunun zamanlamasını kaçıracak ve böylece zor bir kalça fleksiyonuyla karşılaşacak. Eğer ki bu kriteri erken dönemde, yani tam terminal duruş fazında değil de daha erken bir dönemde yaparsa, bu sefer diz fleksiyonu erken geleceği için tam basma anında orta duruş fazında kişi ani olarak dizi fleksiyona gelerek düşebilir. Bunun için uygun bir rehabilitasyonla birlikte bunun zamanlaması hastanın yürüyüş siklusuna adaptasyonunu gerçekleştiriyoruz. İlk temas anından parçalayacak olursak yürüyüş siklusunu, duruş fazı fleksiyonlu fleksiyon dirençlerimiz aktif, topuk vuruşunda kontrollü bir şekilde duruş fazı direnci ile dizin ekstansör kasları destekleniyor. Böylece kişi güvenli bir şekilde yükünü ortezin tabanına, ayak tabanına iletebiliyor. Orta duruş fazına geldiğimizde yine eğer fazla bir dirence ihtiyacı varsa hastanın, fleksiyon direncine, bunu yine kurulumla birlikte, ayarlarla birlikte sağlayabiliyoruz. Hidrolik direncini arttırabiliyoruz. Burada kişi yine güvenli ve konforlu bir şekilde korkmadan dizini ekstansiyona getirebiliyor. Daha sonrasında basma sonuna ilerlediğimizde, yani duruş fazından artık çıkmaya hazırlandığımız dönemde de duruş fazındaki diz ekstansiyon direnci bu sefer devreye giriyor ve kriterleri sağladığımızda terminal duruş fazında ne oluyordu? Kalça ekstansiyonda, diz ekstansiyonda ve tibianın öne doğru ivmelenmesini okuyan sensörler yardımıyla dizimiz fleksiyona doğru geliyordu ve biz kalça fleksör kaslarımızı aktif olarak kullanarak karşıya doğru adımımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve salınım öncesi faza bakacak olursak, yine salınım fleksiyon açısı burada önemli. C-brace ile birlikte normal sağlıklı kişilerdeki yaklaşık 65 derecelik diz fleksiyonuna ulaşabiliyoruz. Ve burada da bununla birlikte topuk kalkışı ve maksimum disfleksiyon açısı da yine kontrol, mikro işlemci tarafından kontrol ediliyor. Salınım ortası fazına geldiğimizde alt bacağın serbest bir şekilde salınımını sağlanıyor ve tam tekrar güvenli bir şekilde topuk vuruşuna hazırlanabilmek için burada ise ekstansiyon yönündeki direnç azaltılıyor ve kişi düzgün bir şekilde ekstansiyona getirip topuk vuruşuna hazırlanabiliyor. Diz açısını az önce söylemiştim.
normal sağlıklı kişilerdeki 65 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu yine mikro işlemci tarafından kontrol ediliyor. Diz açısı ve dirençlerine burada yine bakacak olursak, duruş fazındaki fleksiyon direncimiz belli sabit bir değerde ilerlerken salınım fazına geçiş kriterleri karşılanınca fleksiyondaki direnç otomatik olarak ani bir düşüş gerçekleştiriyor ve duruş fazından çıkabiliyoruz böylece. Daha sonrasında burada salınım ekstansiyonumuz başlıyor. Ve sonrasında yine tekrar topuk vuruşuna hazırlanıyoruz. Buradaki bu mekanizmalarla birlikte normal fizyolojik yürüyüşe yaklaşarak aslında şok absorpsiyonlarını optimize ederek kişinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürümesini stimüle etmiş oluyoruz. Peki uygunluk değerlendirmemizde hangi kriterler var? Burada bahsetmiştik, polisekeli travmatik parezi gibi incomplete paraplejilerde tabii L1 ve L5 arasındaki lezyonlar için bunu düşünebiliyoruz. Ancak sadece evet bunlar uygundur demiyoruz. İleri değerlendirme kriterlerimiz de var. Öncelikle gövde stabilizasyonu demiştik. Ayakta durabilmesi gerektiğini söylemiştik. Ve özellikle kalça ekstansör ve fleksörlerinin kuvvetinin etkilenen bacağın salınımını kontrol edebilecek kuvvette olmalı. Yani minimum manuel kas testine göre minimum evet 3 düzeyinde olması ideal senaryo. Ancak kişi kompansasyon yardımıyla eğer bacağını öne doğru atabiliyorsa onun için de yine düşünülebilir. Tabii biz bunu yaparken ilk olarak evet tanısına göre bir deneyebiliriz diyoruz. Bir gelin değerlendirelim. Daha sonra ekibimizle birlikte bütün ürün gruplarımızda uyguladığımız değerlendirme, daha sonra arasında terapi sürecine yönelik hastanın egzersizlerinin düzenlenmesi, ölçümlerinin alınması, üretim pazı, yine preprostatik dönemdeki fizyoterapi yaklaşımları ve ortez dönemindeki fizyoterapi yaklaşımları ile birlikte daha sonrasında yine protez ortez teknikerlerimizle birlikte C-brace'in uygunluğunu test ediyoruz ve hasta burcu olduktan sonra da tekrar 3 aylık ve 6 aylık periyotlarda hastamızla iletişim halinde kalıyoruz. Tıbbi hikaye, psikolojik boyut, hastanın sosyal çevresi, yaşam geçmişi tabii ki bunda önemli. Özellikle de hastanın kognitif düzeyi, bunun çünkü çok fazla fonksiyon içerdiği için bunu kullanabilme becerisini mutlaka test etmemiz gerekiyor. Bu bildiğimiz hepimizin protez ve ortez uygulamalarından önceki bütün anamnezler, işte inspeksiyonlar ve manuel muayenelerimizi gerçekleştiriyoruz uygulamamız için. Fizyoterapist olarak da tabii ki kas testlerimizi, spastisitenin ölçülmesini, çünkü spastisite derecesi etkileyebiliyor demiştik. Ve analizlerini, hastanın normal anatomiden sapmalarını değerlendiriyoruz. Gövde kontrolü için oturarak ve ayakta gövde dengesini değerlendiriyoruz. Eğer ki kişi ayakta tam olarak cihazı yardımıyla bağımsız duramıyorsa oturarak değerlendiriyoruz. Ancak bu bize tam bir bilgi sağlamıyor gövde kontrolü açısından. Mutlaka yapabiliyorsa hasta ayakta değerlendirmeliyiz. Çünkü C-brace ile birlikte bunun kontrolü için iyi bir gövde stabilizasyonu gerekiyor. Dediğim gibi minimum manuel kas testine göre 3 olması kalça, fleksör ve ekstansör kas grupları kuvvetinin bizim için ideal senaryo. Kompansatör kuvvetleri kullanarak hasta yürüyebiliyorsa yine bir sıkıntımız yok. Eklem mobilitesi de yine bizim için önemli ve özellikle değerlendirdiğimiz bir kısım. Hastanın kalça ve dizlerinde 10 dereceden fazla eklem fleksiyon kontraktürü olmamalı düzgün bir C-brace uygulaması için. Eğer ki hasta ayakta gövde stabilizasyonu sağlayamıyorsa bunda C-brace uygulaması için erken olabilir kararı veriyoruz ve o aşamada çok deneme taraftarı olmuyoruz. Kas tonusuna baktığımızda spastisite derecesi çok önemli. Özellikle diz ekstansörlerini etkileyen hipertonusla birlikte C-brace'de maalesef azalmış bir disfleksiyon açısıyla sonuçlanıyor. Bu da salınım fazında ayağın yerden kalkışının... One moment. Sorry.
Tamam. Ve yürüme eğitimi daha uzun zaman alıyor. Bu nedenle hastalar için, kimler için uygun değil? 125 kilonun üstünde olanlar, 10 dereceden fazla genuvarum valgusu olanlar ve yine kalça ve dizinde 10 dereceden fazla kontraktürü olanlar, Ashford skalasına göre 1+'dan fazla spastisiteye sahip olanlar için ve ortoprotez kullananlar için CBRS uygulaması uygun değildir. Uygun olduğunu düşündüklerimizde deneme test cihazımız var. Diagnostik test ortezimiz. Bununla birlikte uygunluğunu ekstra değerlendiriyoruz ve kalıcı ortez uygulaması için bir karşımızda senaryo olmuş oluyor. İdare edemediğini görmüş oluyoruz. Ve kişiye özel değerlendirme sonucu hazırladığımız orteze yönelik yürüme eğitimiyle birlikte C-Brace'den optimal verim sağlanmasını hedefliyoruz. Bu bağlamda da C-Brace olmadan pre-ortotik dönemde, ortotik dönemde ve ortotik dönemde advanced seviye egzersizlerle birlikte kişinin maksimum katılımını hedefliyoruz. Burada iki tane de çalışmadan bahsetmek istiyorum hızlıca. Burada eski tip, daha doğrusu kilitli kafa ve duruş fazı kontrollü kafa kullanan önceden 6 hastanın değerlendirilmesi, karşılaştırılması yapılıyor C-Brace'le birlikte. Ve C-Brace'le alınan sonuçlarda duruş ve salınım fazlarında daha fizyolojik bir disfleksiyonuna sahip olduğu hastaların C-Brace ile özellikle kilitli kafaya göre azalmış kalça ve diz eklem yüklenmesinin gerçekleştirildiği, tüm katılımcılarda, önceden ardışık merdiven ve rampa inemeyenlerde dahi C-Brace ile birlikte bu merdiven ve rampa inebilmenin sağlandığı, önceden merdiven rampa inerken trabzan kullananlarda dahi sonrasında trabzan kullanımının %100'den %17'ye indiği ve salınım fazı disfleksiyonunda fizyolojik 65 dereceye yaklaşıldığı gösterilmiş. Diğer yine benzer bir çalışmada da bu sefer güvenlik ve yürüme yetenekleri karşılaştırılmış C-Brace ile kilitli kafa ve duruş fazı kontrollü kafalarla. En az 6 aydır eski tip, daha doğrusu geleneksel uzun yürüme cihazı kullananlar ve C-Brace uygulaması yapıldıktan sonraki 3. aylarındaki C-Brace kullanıcıları karşılaştırılmış öncesi ve sonrası olarak ve günlük yaşam aktivitelerindeki değişimler karşılaştırılmış ve buna göre algılanan ortotik fonksiyonda ve yaşam kalitesinde C-Brace ile birlikte artış olmuş ve günlük yaşam aktivitelerinin özellikle spor, mobilite, ulaşım, aile ve sosyal yaşam bölümlerinde daha kolay olduğunu raporlamışlar ve günlük yaşam aktivitelerinde bu kişiler daha fazla güvenlik hissi verdiğini C-Brace'in belirtmişler. Thank you for that very informative presentation. I haven't seen any questions about that. I really appreciated you showing us the different rockers within the stance phase and explaining the evidence as well at the end. So thank you for giving us that information about an advanced technology that helps our patients. Thank you very much. Yeah, welcome. Thank you. So I'm going to just ask the organizers if you could set up the recorded PowerPoint presentation, optimizing PowerPoint presentation for Mr. Sahan. Thank you. And then we'll be moving on to having some choices. So I'm hoping this is about 5 minutes and the timing will work out, but I don't know the timing of this. We may have to pause. Please run the video. Thank you. Okay, finally, we have the third presentation, which is optimizing your PowerPoint presentation. This presentation is important to students in order to have a better prepare your presentation and make them professional and avoid mistakes and so on. So in this presentation, what I will do is I will focus on using references and sources, how to organize your slide. Each one of the slides has to be organized in a certain way, and the sequence of that also. And then where to put the pictures with respect to then reviewing your presentation after you get the preparation, finally how to present your presentation. So I have some notes for you, and I think you may have these notes translated into Turkish.
English. But anyway, here's note number one. When you are copying information, you don't want to copy paste information from the source. Instead of doing that, this is the wrong way, just take the information and you write it in your own words. Okay, so basically the contents in this slide is the same as this slide, but this one is your own words and your own setup, whereas this one, it is not your own words. It's important, it's not to copy paste. Notes two and three. When you are copying material from references, then you don't want to use the material as you know, as is. For example, here I have taken some information from the slide from Orobach, which is a well-known company. And instead of using the Orobach here, I am using only a part of the slide, which is this picture. So I put it in my computer. This is okay. Of course, I had the permission to do that. But I didn't copy the whole slide. The second thing is that you don't want to show the name of the company in a slide that you are preparing for yourself. I represent, for example, study, or I'm a part of the human study team, so I'm allowed to use human study. Whereas if you are not a part of the Orobach company, then you cannot use a slide with Orobach name on it. So you don't want to use the name of the manufacturer if you are not allowed to do that. Fourth note is that I have seen this happen in many, many places where people put a lot of information in one slide. This slide has too much information. There is no way for anyone to read this slide here in about half a minute or so. So instead of doing this, you can split the slide. You can make this one slide into two slides. This is slide number one, this is slide number two. Now you have a better concentration on the information presented in the slide, and then you split that into two slides in order not to have too much information in one slide. Note number five. Please do not use small font. This is very small. People, when you are they are reading, they cannot see it well. Use bigger font. This is a large size font, which is readable by everybody. Then also don't use hazy colors. This is very hazy. I cannot read this well. Whereas if I use the blue here, it is much easier to see. So using the font and the color is very important. Note number six. Here, the person who prepared this slide is trying to put, is trying to put too much information, and then they are using so many different colors. Here they are writing in the yellow, and then in the red, down here in the black, and it is just confusing for the people who are following you to see why it is so many colors, even a fourth color here. So make your color in this slide, you know, very much similar in each slide, and use one color only. Unless you have to highlight something, then you can use it. When you use a background in a slide, like in this slide here, the person who prepared this slide used a background that is not really good, because they are talking about the harnessing, and the wording that is in the background became part of the harness system of the straps. So it is, for example, in this picture here, it is hard to see where the strap is just because they used the wrong background. So when you use the background for your slideshow, please use a clean one. You don't want to do too much. In a professional, like in this slide here, I will do this again. Why do we have to do this animation? Okay, in a professional presentation, you don't want to show animations. Just put the presentation slide itself, and then that's it. Okay, so don't try to make gimmicks here. In note number nine, what's wrong with this slide?
too much information in one quarter of the slide only. All this space here is empty. So you don't want to do that. You want to put this in the center of the slide, and then you might to make it bigger in order to occupy as much area of the slide as possible. Try to avoid these voids here. Try to avoid that and not to have too much emphasis. We're talking about something technical, and you are putting only words. It is hard for the audience to follow you when you are putting only words. Whereas if you use a picture and then you explain what is going on the technical terms that you are using here on the picture, it's easier for the audience to follow you and to understand what you are talking about. Note number 11. When you put a slide like here without any wording on it, no title, no words, no text, it is not nice, because people say, what's this? What is it talking about? You don't just want to show a picture. You want to show a picture and say something. So this is something that you want to say. This is the halo cervical doses, and you start talking about it. Note number 12. In this slide here, the picture in the slide number one is on the right side, the wording on the left side, and then in the next slide, the picture is on the left side and the wording on the right side. This is confusing, because once you have the picture on the right side, then follow all the slides after that with the picture on the right side. So this is the correct way to do it. Picture on the right side, wording on the left side, picture on the right side, wording on the left side. And note number 13. Now you are talking about a certain procedure. And instead of showing just the model that you are, you know, trying to shoot a picture, don't take a picture with so many background here, like the curtain is showing, the gypsum, the floor, the tools, mess around the cabinet, everything. This is not nice. It's disturbing when you are looking at it. Okay, it's confusing. People say, okay, what are they trying to show? Whereas in this picture, there is nothing in the background, just the model itself. So when you are talking about it, people can concentrate in the model rather than on the surroundings. In note number 14, I have seen many people show an empty form like this one, and they say, this is the measurement form that I use. Well, it doesn't say much to me, because it is empty. If you want to show a measurement chart or a measurement form, please have it completed with the name of the patient and the measurements here, and then you start talking about it. Note number 15. All patients is required. I'm just asking how long the video runs. The organizers, many more minutes. Many spelling mistakes in this slide here, because you can see the red lines under the words. I think it's about 4 minutes. You are writing with wrong grammar or long spelling, then it will show you put a underline under the word, and you have to review it. Anyway, in the Microsoft Word or PowerPoint, there's always a tool that you can use. When you see this, you can click on it and it will correct it for you. Correct form and double check the spelling on the words that you see, because people get confused when you don't have the correct spelling. So thank you very much. That was very useful. And we're now going to go straight to the workshops. So in the chat box or in your invitations, you'll see how to do that. And thank you very much for our speakers for this session. I'd like to hand over now to the workshops. Thank you very much.